Evet, değerli katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi'nin bahar seminerleri, aynı zamanda Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'nın bahar dönemi seminer programı dahilinde bugünkü konuşmacımız Doçent Doktor Ebru Demirci. Ebru Demirci hocamız İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyesi. Dekan yardımcısı mısınız hocam Evet hala? hocam, Aynı evet. zamanda dekan yardımcısı. Ve bizim Engelliler Uygulama Araştırma Merkezimizin de 2 dönemdir yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin dahil olduğu engelsiz ulaşımla ilgili çalışmalarda da bizi temsil etti Türkiye düzeyinde ve bu çalışmalarda dahil oldu. Ve bize bugün erişilebilir ulaşım başlıklı bir seminer paylaşacak. Hocam sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Reza Hocam. Öncelikle çok teşekkürlerimi sunuyorum böyle bir fırsatı bana sunduğunuz için. Çünkü bu erişilebilir ulaşım aslında erişilebilirlik kavramı çerçevesinde birçok farklı faktörün incelendiği bir alan ama özellikle ulaşım kanalı benim daha çok ilgi alanım ve odaklandığım alan olarak karşımda. Yani ve bunu anlatabilme imkanını da kavuşmuş olmak çok önemli benim için. Şimdi ben zaten Reza Hocam beni tanıttı ama ben neden bir erişilebilir ulaşım sahasında hatta böyle bir ders veriyorum. Yani lisansta birinci sınıflar öğrencilerimiz için seçimlik bir ders olarak da böyle bir ders açtım. Nasıl başladı bu hikaye? Reza Hocam'ın da çok kısa bahsettiği aslında Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın bir projesiyle başladı bu hikaye. Orada proje kapsamında birazdan göstereceğim size erişilebilirlikle ilgili strateji belgesinin hazırlanması noktasında Türkiye'nin yapmış olduğu bir proje çalışmasında uzman alt grupları oluşturuldu. Uzman alt grupları içerisinde farklı taşıma modları için uzmanlarla beraber çalışma grupları içerisinde yer aldım. Burada tabii biz karayolu bacağında özellikle bir alt grup içerisinde çalıştık. Burada tabii temel hedef mevcut durum analizleri, işte var olan sorunların tespit edilmesi, sorunlara ilişkin stratejilerin belirlenmesi, bu stratejilere ilişkin oluşturulmuş hedeflerin alt gruplar tarafından çalışılması ve sonrasında da artık bir strateji belgesinin oluşturularak Türkiye'nin ulaşım altyapısı ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber geliştirdikleri bir stratejiyle beraber ama Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın sahiplendiği bir ulaşımda erişilebilirlik noktasında bir strateji belgesinin oluşturulması ile ilgili projede de yer aldım. Burada yer aldığım sırada bizlere o eğitim ya daha doğrusu alt gruplar dahil olmak üzere Türkiye'de birçok hem belediyeler olsun hem gönüllüler olsun hem çalışanlar olsun bakanlık nezdinde birçok kişiye de farkındalık eğitimleri yapıldı zaman zaman. Bu eğitimlerle beraber şunu da fark yani şunu da gördüm ki gerçekten bazı verilmesi gereken eğitimlerin aslında üniversite bacağında çok daha etkin bir şekilde verilebileceğini fark ettim. Bir öğretim üyesi olarak böyle bir fırsatı da yakaladığım için erişilebilir ulaşımla ilgili bir seçimlik ders açarak da hem kendi öğrencilerime ulaşım kanallarında erişilebilirliğin önemi ve buna bağlı olarak da neler yapılması gerektiğine ilişkin hem farkındalık yaratmak hem de bu noktada bir bilinç geliştirebilmek adına üniversitede böyle bir ders açtım. 1-2 yıldır dersim seçimlik ders olarak devam ediyor. Bu sene dersi alan öğrenci sayısı bazı koşullardan dolayı normalde proje grupları olarak hazırladığım bir içeriğim var. Fakat 125 kişiyi buldu. 125 kişiyi bulan bir ekiple böyle bir dersi veriyor olmam beni aslında biraz da heyecanlandırdı. Çünkü öğrencilerle saha çalışmaları yapıyorum. Zaten anlatırken bunlardan da bahsedeceğim. Çok önemli bir nokta. Yani herkes için erişilebilirlik noktasında öğrencilerle tartışırken neleri görüyorum? Onların bakış açılarında hangi açılar eksik ya da onlardan gelen feedbackleri de sizlerle paylaşmak istiyorum aynı zamanda. Şimdi burada zaten kavramsal çok teorik ya da kavramsal bir çerçeve çizmek istemiyorum açıkçası. Çünkü erişilebilir ulaşım tamamen hayatımızın içinde olan ve büyük bir zincirin en önemli halkalarından birini oluşturuyor açıkçası. Zaten bunu burada katılımcıların çoğu haftalardır aldıkları seminerler ya da aldıkları derslerle belki benden çok daha iyi noktada anlatabilecek durumdalar açıkçası.
Ama şunu söyleyeyim ben bir yani bir öğretim üyesi olarak ve bu konuyla ilgili de araştırmalar noktasında çok da hem gönüllü hem de çok heyecanlı biri olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle yüksek lisans seviyesi ya da doktora seviyesinde bu anlamda yapılacak olan çalışmalarınız varsa ulaşım kanalının inanılmaz büyük bir hem farkındalık anlamında hem de altyapı anlamında tabii ki en büyük eksiklikleri barındırdığını göreceğiz. Bu anlamda çalışma yapılacak çok önemli bir saha olarak da görüyorum burayı ben. Hatta bugün burada öğrencilerle gerçekleştirdiğim bir projenin çıktılarını da ufak paylaşacağım. Çünkü henüz tam sonuçlanmamış bir proje bu. Ve bu gerçekten hayatın içinde olup öğrencilerimle beraber yaptığım projede de geri dönüş olarak aldığım, aslında hiç görmediğim ama şu an fark ettiğim ve baktığımda çok da üzüldüğüm bir sürü noktanın eksik olduğunu gördüğüm dedikleri bir alana doğru gelişen bir saha yarattık öğrencilerle beraber ve bu çok iyi bir geri dönüş olarak iyi geri dönüşler aldığım bir ders de oldu. Burada zaten bu noktada herkes için bir erişebilirlik kavramı çerçevesinde yine ulaşımın da aynı şekilde sadece engelli bireyler değil, toplumun her kesiminden dezavantajlı gruplar dahil işte anneler, çocuklar, yaşlılar olmak üzere birçok grubu içine alacak şekilde bir yapı oluşturması yani özellikle altyapı yatırımlarının ön planda olması gerektiğine ilişkin bir çalışma var. Burada tabii biraz benim bakış açım özellikle altyapı noktasında oluşacak. Tabii altyapı noktasının tek başına yeterli olmadığını biliyoruz ama altyapı ile beraber bakanlık nezdinden de bir bakış sunmaya çalışacağım. Çünkü burada artık bir strateji belgesi var, taslak şu anda göstereceğim birazdan ama bakanlığın yani ulaştırma noktasında bakanlığın bu noktada geliştirdiği ilk strateji belgesidir. Ve önemli bir belge niteliği taşıyor. Çünkü hem mevcut durumda değerlendirmelerle hem de çok büyük bir sahada birçok insanı katarak yapmış oldukları bir çalışmadır bu. Bu çalışmanın sonuçlarını ve bu çalışmayla beraber gerçekleşecek olan stratejilerin de geleceği noktaları zaman içinde de takip edeceğiz ve göreceğiz. Çünkü onların da ciddi anlamda bir göstergeye ihtiyacı var, veri toplamaya ihtiyacı var. Bu ve bunların artık bakanlık nezdinde bir strateji belgesinin içine girmiş olması da çok önem arz ediyor. Şimdi burada tabii biz ulaşım kanalına odaklanıyoruz açıkçası. Ulaşım kanalı içerisinde peki nerede başlıyor aslında bizim hikayemiz? Tabii bu hikayeyi aslında bölmüyoruz yani açıkçası ama tabii ulaşım noktasında baktığımda bir altyapı noktasına baktığımda evden çıktığınız andan itibaren yani bir bina erişilebilirliği kavramının tabii ki gerekliliğini tartışmıyorum ama evden çıktığınız andan itibaren başlayan yolculuğunuzun bir bütün olarak ele alındığı bir saha olarak görüyoruz bu yapıyı biz. Tabii bu bakış şöyle bir bakış yani anlattığım şeyler tamamen ulaşım noktasında odaklandığım için bu noktada değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu arada lütfen aralarda girebilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Ben çok interaktif ders yapmayı ve bu anlamda bu söylemlerimi, yani söylediğim her şeye katkı yaratabilirsiniz. Birçok şeyi de paylaşabilirsiniz. Tecrübelerinizi de paylaşabilirsiniz. Çünkü bunlar çok önemli. Yani bu tecrübelerin analiz edildiği, bu tecrübelerle beraber artık istatistiklerde bunların çok net bir şekilde görüldüğünü de biliyoruz. Evet, şimdi burada tabii bizim hikayemiz aslında bir evden çıkışla başlayan, kaldırımla başlayan ve ulaşım noktasında yaya geçidinden aracın içiyle beraber, içinde dahil ettiğimiz bir ulaşım yolculuk planı bu. Yolculuktan sonra yapmış olduğunuz araçtan başka bir aracı olan gerekiyorsa transferiniz, sonrasında yeniden bir araçtan geçtiğiniz kaldırım ve yol ve yay yolundan da son geldiğiniz noktaya yaptığınız bir yolculuk bu. Biz bu hikayeyi bu çerçevede değerlendiriyoruz. Çünkü bütün strateji belgesinde de göreceksiniz, bütün yaptığı süreç içerisinde hikayemiz aslında kamu alanlarının içerisinde olduğu ve ulaşım noktasını barındıracak olan yapıyı yeniden tasarlamak ya da var olan yapıyı düzeltmek ya da bu alana ilişkin gereklilikleri ve ihtiyaçları analiz ederek devam etmek üzerine kurulu. Bu da çok tartışılmıştı mesela çalışma gruplarında. Yani daha binadan çıkamıyor birey, binadan çıkamayıp nasıl zaten kaldırım ve araca kadar geçsin? Hadi kaldırımı yaptınız, araca kadar yolu düzenlediniz, araç kötü. Yani o kadar çok problem var ki bu zincirin içerisinde.
Yani kaldırımı düzeltiyorsunuz, aracı düzeltemiyorsunuz. Aracı düzelttiniz, yolu düzeltemiyorsunuz. Yolu düzelttiniz, yaya geçidini düzeltemiyorsunuz. Bütün zincir içerisindeki hepsi bir bütün olarak hareket etmeli ve bir bütün birbirini tamamlayıcı olmalı. O yüzden zaten buna bir zincir ifadesi çok daha net bir şekilde oluşuyor. Sizin yaşam alanınızdan çıkıp kamusal bir binaya geçtiğiniz andan itibaren zaten süreç burada düğümleniyor. Kamu binalarına erişilebilirlik zaten başlı başına ayrı bir çalışma alanı ve biz ulaşım noktasına baktığımızda da birçok alt faktörü de içinde barındırdığını görüyoruz. Zaten burada aslında karmaşık ve kompleks bir alan gibi görünse de aslında karmaşı yaratan şey birden çok ulaşım modunun olması. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey şu, zaten çalışma grupları içerisinde de bunu yaşadık. Çünkü burada çalışma ulaşım modlarının birbirinden farklı olması her bir alana ait özel uzmanlıkların gelişmesiyle beraber oluştu. Yani burada deniz, şehir içi ve şehir. Bu arada tabii iki, şimdi ona da geleyim kısaca, pardon. Şimdi burada asıl noktamız şu, kentin içerisinde yapmış olduğunuz bir yolculuğunuz var ulaşım kanalında. Bir de uzun mesafe olarak tanımladığımız şehirler arasında gerçekleştirdiğiniz bir yolculuk var. Şimdi iki bacaktan baktığınızda iş birazcık daha karmaşıklaşıyor. Çünkü araçlar değişiyor ve kullandığınız altyapılar değişiyor. Buna bağlı olmak üzere bir de üstüne kullanılan hem şehir içi hem de şehirler arası araçlardaki taşıma modlarındaki değişiklikler işi birazcık daha kompleks hale getiriyor. Çünkü baktığınızda uzun mesafede kara, hava, deniz temel modlarımız ve demiryolu var ki bunlar ayrı ayrı incelenmesi gereken alanlar. Çünkü bunların istasyonları, istasyonlardan araçlara geçiş, araçlardan tekrar istasyon ve yaya alanlarına geçiş süreci. Hocam biraz yavaş olabilir miyiz? Çok özür dilerim. Hemen biraz hızlı konuşuyorum. Siz lütfen şey yapın, uyarın beni. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet, Mehmet Bey, dinleyeceğim mutlaka sizi. Çok özür dilerim, şu an okuyorum. Çağrı Bey, aslında şu anda taslak olarak yayınlanmış metin bütün bu sahada çalışmış olan kişilere açıldı. Ve onların geri dönüşlerine ilişkin şeyler alındı, geri dönüşler alındı. Ama bu aşamada kamuyla paylaşılması noktasında çok emin değilim. Yani kamudan bir geri dönüş nasıl yaratılıyor, bakabiliriz belki. Onu çok bilemiyorum ama şu an taslağı göstereceğim size, zaten göreceksiniz ama taslağı okuduktan sonra eğer bir katkınız olsun isterseniz benimle de iletişime geçebilirsiniz. Ben de direkt oradaki yetkili sekreteryayla da görüşerek yine bu geri dönüşünüzü bildirebilirim. Yani şu anda aklıma gelen ilk şey bu. Belki şu an alıyorlar da olabilirler açıkçası. Çünkü uzmanlardan bir geri dönüş aldılar. Yani ben taslağın kendi alanımla ilgili kısmını açıkçası inceledim. Zaten bir bütünleştirilmiş bir taslak açıkçası. Yani alt grup olarak çalıştık ama taslak sonradan bütün alt grupların aslında bir bütünsel yapısı halinde yazıldı. Çünkü öyle olması gerekiyordu açıkçası. Hocam bu soruyu ben biraz okuyayım, biraz anlatayım, ondan sonra isterseniz sorunuz üzerine. Çok şey yapıldı. Yani uygulama sahaları incelendi hocam burada. Sahalar incelendi. İçerisinde birçok farklı yapıda engeli olan bireylerin olduğu gruplarla beraber hem yurt içi hem de saha çalışmaları yapıldı. Tek başına sadece biz alt çalışma grubu olarak yapmadık bu çalışmayı. Başka şeylerde, başka gruplar da sahada çalışmalar yaptı. Hatta burada benim kendi grubumdan da biraz bahsedebilirim. Mesela biz bir karayolu taşımacılığıyla ilgili bir alt gruptuk. Bu grubun içerisinde Şoförler Federasyonu'ndan şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin federasyonlar, taksiler, dolmuşlar, üreticiler. Bu arada tabii işin üretici boyutu da var. Araç üreticiler, altyapı yapanlar, karayolu genel müdürlüğünden insanlar. Tabii. Hocam bir bakayım isterseniz. Bu şey konuşma şeklinde de yapabilirsiniz. Çünkü şurada soruyu çok yakalayamadım hocam. Kusura bakmayın. Bakacağım ama birazdan daha ayrıntılı. Alt grupların çalışma şeklinde açıkçası özellikle bu alanda uzman farklı birimlerden insanların oluşturduğu bir yapıydı.
Hele de üreticilerin olması çok önemliydi. Çünkü burada bizi ilgilendiren şey sadece yaya alanları değil. Yani geçitler, alt geçitler, üst geçitler, yaya kaldırımları birazdan bahsedeceğiz. Yaya kaldırımının ötesinde bir de araçlara ilişkin erişilebilirlik standartları da buna dahildi. Bakanlık zaten araçlara ilişkin altyapı noktasında da müdahil oluyordu. Sonrasında bunun üreticiler boyutu ve tüketiciler boyutunda çok tartışma konusuydu zaten. O kadar çok nokta aslında tabii 3 ayda bir fiziksel toplantılarla başladı. Neredeyse 2,5-3 yılı bulan bir süreç oldu. Sonrasında online toplantılarla son raporlama oluşturulmaya çalışıldı. Gerçekten büyük bir saha araştırması yapıldı bu konuda. Saha incelemeleri gerçekleştirildi. Türkiye için en uygun modellerin neler olacağına dair tartışmalar yapıldı. Ar-Ge çalışmaları üzerine gerçekleştirilmiş üniversitelerde sunumlar yapıldı. Çünkü bazı araçlara yönelik özellikle birazdan göreceğiz taşıma aparatlarına ilişkin bir tartışma vardı. Ve bu taşıma aparatlarına ilişkin tartışmalarda da biz farklı modellere ilişkin Ar-Ge çalışmaları da incelendi. Çünkü burada kişilerin ve özellikle işte Türkiye'de patentlerle ilgili süreçlerin nasıl yürüyeceğine ilişkin tartışmalar da yine alt çalışma gruplarında yapıldı. Çünkü burada biraz önce de bahsettiğim farklı taşıma modları ve farklı araçların gereksiniminden kaynaklanan çok kompleks bir yapı oluşmaya başladı. Çok da girift çünkü hepsi birbirleriyle ilişkili. Çünkü burada önemli olan şey entegrasyondu. Yani biz bireyi aldığımızda yani sahada bir ulaşım kanalına girdikten sonraki süreçte bir entegrasyon oluşması, istasyonlar arası bir, modlar arası bir erişilebilirlik geliştirilmesi ve bu entegrasyonda kişinin hiçbir sıkıntıya uğramadan kesintisiz bir ulaşım hattı içerisinde yapmış olduğu yolculuğun tamamlaması üzerine hedefler oluşturuldu. Çünkü burada gördüğünüz gibi bakın minibüs, taksiler, metrolar, özellikle vapurlar ki alt başlıklarda bunları da zaten konuşacağız. Otobüsler, otobüsler içerisinde servis araçları, hatta bu kent içi ulaşımda turizm araçları, servis araçları gibi araçlar da alt başlıklarda incelendi. Uzun mesafede özellikle şehirler arası karayolu taşımacılığında otobüsler, raylı sistemlerde demir yolları, yüksek hızlı tren hatları ki burada zaten uzun mesafede çok fazla denizcilik kullanılmıyor ama yine de bu alana ilişkin ihtiyaçlar ve özellikle havayolu ve havayolu bu arada sadece işin araç boyutu yok. Terminaller boyutu, büyük havalimanları boyutuyla beraber bir değerlendirmeye tabi bir alan ve bir tartışma sahası vardı. Tabii dediğim gibi alt başlıklarda birçok taşıma, özellikle taşıma modlarına göre bölünmüş çalışma gruplarıyla süreç yönetilmeye çalışıldı. Böyle daha uygun olduğuna karar verildi. Çünkü farklı taşıma modları belki benzer sorunları olsa da farklı taşıma modlarından kaynaklanan farklı sorunlar da çok fazla karşımıza çıkıyor. Aslında burada bizim alanımızda özellikle yayaların kullanım alanlarına ilişkin de bir alt zemin oluşturulması yani yayalar kaldırımlar ve alt geçitler ve üst geçitlere ilişkin de bir tartışma noktası vardı ve burada baktığımızda özellikle yaya kullanım sahası, yaya alanlarına ilişkin tabii baktığımızda özellikle yolcu ve trafik güvenliği açısından bir değerlendirme söz konusuydu. Burada baktığınızda hem işlevsellik hem de güvenlik hem de ayrımcılık olmaması adına oluşturulmuş bir yaya alanlarının oluşturulması ve kaldırımların planlamasının ve kaldırım düzenlerinin bu şekilde yapılmasına ilişkin de çok ciddi tartışmalar oldu. Tabii burada gördüğümüz şey şu, buradaki renklendirmeden de anlayacağınız gibi aslında ensel ve boyutsal olarak bir yaya sahasının oluşturulmasına ilişkin planlama yapılması gerekiyor. Burada baktığımızda aslında yayanın içinde olduğu yani kullandığı kaldırım açısından hem zemin hem alt zemin hem de yükseklik boyutuyla ele aldığınızda çok önemli dinamikler ve bu planlama içerisinde olmanız lazım. Türkiye'de buna baktığımızda düz giden yani engelsiz bir alan yaratarak yayanın bu anlamdaki güvenliğini sağlamak zorundayız. Çünkü bu yaya alanlarına ilişkin yapmış olduğumuz maalesef yanlış düzenlemeler bizleri yaya güvenliğini ve trafik güvenliğini zor duruma sokacak sonuçlara sebebiyet veriyor. Aynen hocam, evet. Talat hocam, aynen o şekilde. Özellikle Avrupa örneklerinin ne şekilde gerçekleştirildiği üzerine çalışmalar yapıldı. Yurt dışına gidip örnekler incelendi. Tabii aslında şöyle, biz bu noktada şunu görüyoruz. Yani en azından ulaşım anlamında
Mevzuatsal olarak yapılmış çalışmada Türkiye Avrupa Birliği standartlarının mevzuat olarak çok iyi ve teknik altyapı olarak da yani teknik olarak da çok iyi almış durumda. Fakat bizde uygulama problemleri var her zamanki gibi. Özellikle altyapıdaki uygulama problemlerinin çok bariz bir şekilde hatalı yapılması ve bir kere altyapıyı yaptıktan sonra da onu değiştirmek çok daha zorlu. Yani siz bir bölgede kaldırımı inşa ederken rampa sistemi, eğim buna bağlı olmak üzere kaldırımla ilgili yapmış olduğunuz boyutsal çalışmayı eğer doğru şekilde planlayamazsanız, yaya geçitlerini planlayamazsanız zaten baştan hatalı bir planlama yapıyorsunuz. Sonrasında düzeltmek çok daha zor oluyor. O yüzden şimdi burada zaten bizim özellikle altını en fazla çizeceğimiz şey eğitim oluyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı özellikle kaldırım, yol, düzenleme ya da şehir içerisindeki yapıda yetkiyi belediyelere vermiş durumda. Yani uygulayıcı kim diye bakıyoruz. Üst otorite Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, altyapının uygulayıcısı olarak da belediyeler yetkili. Belediyelerin bu konudaki eksik ve belediyelerin bu konudaki maalesef yanlış yapmış oldukları çalışmalarda büyük sıkıntılar doğuruyor. Tabii bu arada çok da belediye temsilcisi vardı, onu da söylemeyi unuttum ama ekliyorum. Ciddi bir belediye temsilcisi vardı çalışma gruplarında. Çünkü belediyeler bu işin uygulayıcıları. Çünkü baktığınızda kuralı ve standardı ve yönetmeliklerle ilgili çalışmaları yapan bakanlıklar, bu konuyla ilgili uygulayıcılar belediyeler. Belediyelerin maalesef bu konudaki bakış açıları zaman zaman çok eksik kalıyor. Zaman zaman da gerçekten durumun farkında değiller. Yani bu anlamda belediye çalışanlarının özellikle şoförler dahil olmak üzere bu konuda çalışan müteahhitler dahil olmak üzere çünkü onlar da alt eşelonlarla çalışıyorlar. Alt eşelonlarda yapmış oldukları ihalelerde altyapı noktasında eksikliklerin olması durumunda hele ihaleye göre yapmış oluyor fakat erişilebilirlik standartlarının bu konuda tam yapılıp yapılmamasına ilişkin standartların denetlenmesi bu noktada yine belediyelerin yapması gereken bir süreç ve bu eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin de yine tabii tam yükümlü olarak belediyeler sisteme giriyor. Ama tabii yurt dışı örnekleri bu çalışmada yani strateji belgesinde birebir incelenip birebir bu konuyla ilgili örnekler karşılaştırıldı. Evet, onun için de şöyle bir çalışma yapıldı, onu da söyleyeyim. Eğiticinin eğitimi modeli geliştirildi. Eğiticinin eğitim modelinde hem belediye içerisinde hem de birçok kurumdan birçok insan eğiticinin eğitim sertifikalarını alabilmek için 3 gün boyunca eğitildiler. Bu eğiticinin eğitim sertifikası alındıktan sonra da yine bakanlık üzerinden şu anda belki mevzuatsal anlamda zorunluluk olmasa da ama bir gösterge niteliğinde girdi strateji belgesine. Eğitilen insanların sayısı, bilinçlendirme eğitimlerinin ne kadar yapıldığı ve bu konudaki bilinçlendirme eğitimlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması ilişkin bir hedef konuldu. Bu anlamda ilk başlangıcı da bu eğitimin eğitimiyle yapıldı. Çok ciddi anlamda 300'den fazla zannedersem çok da rakamdan emin olamıyorum ama 300'den daha yani 300 küsür bir sayıya ulaşıldı diye biliyorum. 3 gün boyunca farklı ekiplerle, farklı yapılarla ciddi bir eğitim sürecine tabi tutuldu. Hatta ben burada bazı şeyleri, görüntüleri de eğitim materyali içerisinden de kullandım. Çünkü oradaki değerli hocalarımız bizlere hem görsel anlamda hem de birçok noktada destek oldular. Şimdi burada tabii bir fotoğrafım var. Fotoğrafı da biraz açıklamak istiyorum. Burada yaya kaldırımı görüyoruz. Yaya kaldırımı üzerinde insanlar var. Açılar çok önemli. Özellikle zeminin düz olması yani hiçbir engel olmaması zemin üzerinde. Sağ ve sol anlamda baktığımızda hem yol hem de bina ile olan kaldırımın ilişkisinde hem engel olmaması yani köşeli bir şey ya da onun önünde durabilecek bir şey ya da yürürken onun önüne gelebilecek hiçbir açının olmayacağı şekilde bir planlama ve üstte de yine boyut olarak baktığınızda belli bir metrenin üzerine kadar herhangi bir engelleyici tabela, ağaç ya da herhangi bir oraya bir direğin oluşmaması yani direk koymaması o engel noktasında dikkat edilmesi gereken teknik ayrıntılara önem veren bir fotoğraf koyduk. Bu fotoğrafta şunu görüyoruz. Aslında baktığınız yol, kaldırım olarak da söylüyorum. Baktığım yolda herhangi bir engel olmadan güvenli bir alan, hatta aydınlatma da buna çok önemli. Özellikle geçitlerde falan bu da çok
önemli bir nokta. Aydınlık olması, aydınlatılmış olması herhangi bir yolcu hiç fark etmez. Herkesin güvenliği açısından çok önemli. Çünkü bugün sadece engelli bireyler için bakmıyoruz. Bunu özellikle yaşlı bireyler, önüne bir engel konduğu zaman yürünemeyen kaldırımlar, kaldırımlardan atlamak, zıplamak zorunda olan insanlar, birçok insan şu anda bu ulaşım sistemi içerisinde bir yerlerde maalesef kaza ve güvenlik problemi yaşıyor ve bunların tabii engelleyici şekilde planlanması gerekiyor. Yine burada bir şu sağ ve solda iki ayrı fotoğraf var. Soldaki fotoğrafta kaldırımın üzerinde kaldırıma ilişkin bir ağaç ve bank var. Ve bu çok Türkiye'de gördüğümüz bir örnek. Zaten birazdan birkaç fotoğrafta da göstereceğim. Türkiye'de gördüğümüz bir örnek, kaldırımın ortasında duran bir süs bitkisi. Yani kaldırımın ya da etrafta bir peyzaj çalışması yapılmış bir süs bitkisi. Yetmiyor. Bank var. Sizin yürüme sahanız içerisinde bir engel var. Yani yürümenizi engelleyecek bir sistem kuruyoruz. Böyle bir yapı zaten kesinlikle önerilmiyor. Yola yakın, kullandığınız alanları yola yakın şekilde dizayn etmeniz, bina ve yol arasındaki mesafeyi de tamamen boşaltmanız gerekiyor. Burada tabii bir sürü kullandığımız kaldırımlar üzerinde şeyler var. Biliyorsunuz işte dubalar var. İşte ya da elektrik ve doğalgazla ilgili sayaçların olduğu alanlar var. Bazı bölgelerde görüyoruz. Ya da işte direkler, ışıklar var, direkler var. Çeşitli tabelalar var. İşte trafik işaretlerini gösterilen trafik ışıkları var. Hepsinin dizayn edilirken zaten en başta bu konsept çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği zaten hepimizin bildiği ve gördüğü bir şey. Şöyle bir gerçekliğimiz var. Altyapı yatırımlarını erişilebilirlik standartları çerçevesinde ne kadar iyi gerçekleştirirseniz böyle bir bilimsel sonucumuz var. Operasyon verimliliğinizi de o kadar iyi arttırıyorsunuz. Yani aslında burada temel hikaye sadece işte erişilebilirlik standartlarını yapmış olmak değil. Zaten o kadar dizaynı herkes için erişilebilir hale getirdiğiniz andan itibaren operasyonlarınızı da özellikle ulaşım noktasında verimliliğini arttığını görüyorsunuz. Yani burada sadece engelli bireyler için yaptık değil bu. Bütün operasyon süreçlerinizi de en iyi şekilde yönetebilir ve altyapıyla beraber planlayacak hale geliyorsunuz. Burada da zaten erişilebilirliğin tek başına bir mevzuatsal zorunluluk ya da hukuki bir zorunluluk olarak bakmıyoruz ulaşım noktasında. Aynı zamanda yaptığınız operasyon içerisindeki bütün faaliyetlerinizi de en verimli hale getirecek şekilde planlandığını da görüyoruz zaten. Burada da yine fotoğraflarım var. Buradaki fotoğraflarda bir banko var. Bilet satılan bir banko. Buradaki planlama ve metre standartlar ölçüleri oluşturulmuş. Yine bir gemiye binerken bir görüntü var bir fotoğrafta da. Orada da yine işaretlemelerin ve rampa sistemlerinin doğru şekilde oluşması bütün yolcuların yolculuk güvenliğini sağlayacak şekilde zaten dizayn edilmiş durumda. İşaretlemeler aslında herkes için uyarıcı niteliğini taşıyacak şekilde zaten dizayn ediliyor. Özellikle araçlar içerisindeki işaretlemeler her anlamda çok önemli. Çünkü burada sadece engelli bireyler değil, özellikle yaşlı, işte pusetli anneler, bavullu bireyler gibi birçok alanı da kapsayacak şekilde planlamaya dahil etmek gerekiyor bunun içerisinde. Şimdi buradaki yapıda tabii bizim için önemli bir nokta var ve Türkiye'nin maalesef kanayan yarası haline gelmiş durumda. Otobüsler ve kaldırımlar arasındaki birbirlerine paralel yaklaşacak şekilde oluşacak kaldırım ve araç arasındaki teknik altyapı. Burada zaten şunu göreceğiz, birazdan istatistikler de vereceğim. Özellikle otobüslerimizde araç olarak erişilebilirlik standartlarını Türkiye çapında çoğunlukla sağlamış durumdayız. Araç okey ama kaldırım değil. Kaldırımla araç arasındaki bu standardı oluşturamadığımız için rampa kullanımı ve rampaya ilişkin yapmış olduğumuz çalışmalarda ki rampa kullanımından kaynaklanan problemler inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle engelli bireylerin bu konudaki şikayetleri her geçen gün aslında azalacağını artıyor. Araç uygun, kaldırım uygun değil. Kaldırım standardını yani oturtamadığımız için maalesef bunda yaşadığımız problemi çözemiyoruz. Aracı değiştirdik, yatırımı yaptık. Bütün araçlarımız özellikle otobüslerde erişilebilir. Bugün baktığınızda İstanbul ölçeği için konuşuyorum.
Başka şehirlerde olan belki arkadaşlarımız vardır. Ama İstanbul ölçeğine baktığınızda otobüslerde bunu görüyoruz. Fakat kaldırımlardaki problemlerden dolayı yine rampa kullanımında çok büyük sıkıntılar var. Bunlara metrobüslerde dahil. Ki en iyi standartları oluşturmuş yapı şu anda metrobüslerde görüyoruz ki onda da sıkıntılar var. Evet, yine burada bir fotoğraf var. Bu arada biraz fotoğraf kullanmaya çalıştım. Hocam bir şey soracağım. Bu projenizden yani tarihi kaçırdım ama metrobüsten daha mı sonra yapıldı? Tabii metrobüsten sonra yapıldı, evet. Dolayısıyla müdahale edemediniz. Şöyle müdahale ederken zaten grubun bir şeye müdahale etme yetkisi yok. Yani en azından bir teklif verilemez miydi mesela? Çünkü metrobüs çok yakın bir zaman diye biliyorum Türkiye'de ve dolayısıyla yakın bir zaman değil, 10 yıl gibi bir zaman dilimi var onun. Yani ciddi bir şey alanı var, geçmişi var metrobüsün ama şu anda dediğim gibi standartları en uygun, hatta okey eksikler var. Tabii ki hiçbir zaman tamamen oldu diyemiyoruz ama bu yapılan ön değerlendirmelerde standartları en uygun metrobüs görünüyor. Hatta şurada bir istatistiğim var. Önden belki paylaşabilirim ama. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani ben hiç denk gelmedim böyle bir bilgi varsa. Metrobüsler hiçbir şekilde perona yanaşamıyorlar. Arada boşluk var. Evet, şimdi şöyle bir şey yapayım istersen. Bir dakika, ben o istatistiği şurada, bir dakika şurada paylaşayım sizinle. Hatta biraz önce okuduğum için. Çok pardon. Evet, burada gördünüz mü? Şu an görebiliyor musunuz? Bu SGB UAP.gov.tr'nin erişebilirlik ulaşım stratejisinin olduğu belge. Bunu bulabilirsiniz burada PDF olarak. 2021-2025 için taslak belge olarak şu an yayında. Araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu ile ilgili çalışmayı yapıyorlar. Burada istatistik olarak metrobüs %100 uyumlu olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi bakın, feribot, metrobüs, zaten aslında bunun kısmen biliyoruz. Araç türü olarak bakıyoruz. Şimdi iki türlü bakıyoruz. Bir araç türü, yani burada tabii önemli olan şey bir araç. Araçlar ne kadar uygun? Mesela en kötü, bakın, karayolunda en çok tartıştığımız şey dolmuştu mesela. Minibüs, yani taksiler ve dolmuşlar ve minibüsler. Araç olarak bunlar zaten araç olarak da erişilebilirlik standarttan uygun değil. Ha peki neden değil? Zaten minibüscülerle ilgili kişiler bunları anlatıyorlar. Diyorlar ki şimdi bir araç değiştirmeniz gerekiyor. İki türlü aracınızı erişilebilir hale getiriyorsunuz. Bir, ya aracı modifiye ettiriyorsunuz ya da aracı değiştiriyorsunuz. İki, aracı değiştirmek için arada bir fark oluşuyor. O fiyat farkını minibüs işte sahipleri mi diyelim, artık ona tam ne diyelim bilmiyorum yani, hat sahipleri mi diyelim işte. O kişilerin o aradaki farkı vermek istememesi. Çünkü henüz bir yaptırımsal olarak cezai durum yok. Ama bu tabii ne? Belirgin bir zaman dilimi içerisinde. Bakanlığın söylediği şey şu. Araçları belli bir zaman dilimine göre değiştirin diyor. Belediyeler bu konuda çok hızlı atak yapıyor. Otobüslerin, dikkat ederseniz, özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerindeki araçların uyumluluğu yüksek. Ama dönüp baktığımızda minibüsler, taksiler ve servis araçları çok kötü durumda. Hele şehirler arasında örnekler vereceğim. Şehirler arası tam bir kabus. Özellikle karayolunda. Ama havayolunda bunu söyleyemiyoruz. Yani demir yolunda da mesela bu standartları söyleyemiyoruz. Çünkü çok uygunlar. Onlar zaten o teknolojilerin geliştirdiği en erişilebilirlik standartlarına uygun araçlar. Çünkü baktığınızda aracın teknik altyapısıyla da değerlendirdiğinizde zaten o kadar erişilebilirlik standartına oluşturuyorsunuz. Belli alan ayırıyor, koltuk ayırıyor, işte refakatçi veriyor gibi birçok yöntemle hava ulaşımı mesela birçok şeyi çözmüş. Özellikle refakatçi noktasında çözmüş. Demir yolu farklı boyutlarda daha iyi. Peronla demir yolu, yani araç arasındaki ilişki demir yollarında çok daha iyi. Ama mesela onunla ilgili de çok değişik bir istatistiğim var maalesef. Son öğrencilerim yaptığı ödevden gelen bir istatistik o da. Orada da değişik sonuçlar var. Ama baktığınızda tamamen %100 bir uyum olmasa da en uygun araçlarda mesela metrobüs okey. Ama durak ve araç arasındaki ilişkide mesela hala çok büyük problem var. Biraz önce Ilgın'ın da söylediği. Evet, yanaşma problemi var ama yanaşma probleminin tek başına sadece aradığındaki eğim ya da rampa boyutuyla da alakalı değil, şoförün de durağa yanaşmasıyla ilgili problemi var. Yani bir şey sorabilir miyim burada hocam? Tabii Ilgın. Yani yanaşmıyorsa, arada boşluk varsa o zaman zaten araca binemiyoruz. Yani erişim %100 oluyor burada. Şimdi şöyle, orada da
yanaşmıyorsa derken zaten yanaşmak zorunda yani. Şoförün, yanaşmak zorunda. Evet. Evet, şoförün oraya yanaşmıyorsa diye bir şey yok. Yani bir eğri yok yani. Oraya zaten düzgün şekilde durağa gelmek zorunda. Ve geldikten sonra zaten aslında şu da mesela çok tartışılıyor. Şoförün yetkisindedir rampanın açılması. Bu arada çocuklar, yani çocuklar dediğime bakmayın. Çok özür dilerim yani katılımcı açısından. Biraz şey homojen bir yapı yok ama şeyde rampa mutlaka zaten şoförün yetkisinde. Aracın içerisinde bütün şey operasyon süreci içerisindeki bütün yetki şoförde. Bir de öyle bir tartışma noktası var. Şimdi Türkiye'de metrobüsler kalabalık. Birazdan bahsedeceğiz sorunlardan. Zaten araçların içerisi kalabalık. Bu kalabalık içerisinde şoför zaten o rampayı açmıyor. Sonuçta size yolcular yardım ediyor. Yolcuların yardım etmesi de ayrı bir handikap doğuruyor. O da bir sıkıntı. Şoförün bu anlamda oradaki yetersizliğinin sebebi tek başına kişiden kaynaklanmıyor. Çünkü kalabalıktan da kaynaklanan bir süreç var. Ve bunların hepsinin çok iyi şekilde yönetilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Zaten şu anda kavram olarak baktığımızda karşımıza yaya güvenliği ve trafik güvenliği diye iki büyük kavram geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaya ve trafik güvenliğine ilişkin çok ciddi çalışmaları var. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Yaya ve trafik güvenliğinden kaynaklanan kazalardan dolayı çok ciddi maddi zararlara uğruyoruz. Ve bu zararlarımızın en temel sebeplerinden bir tanesi, evet, kişilerin bilinçsiz davranışları, yetersiz davranışlar ve altyapı eksiklikleri. Sonuçta kaldırım yoksa yaya haliyle yoldan yürüyor. Bırakın burada engelli bireyi geçtik. Normal bir kaldırım düzeninin olmaması yüzünden birçok birey, o bölgede yaşayan ya da o bölgeden geçen birçok birey şu anda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Zaten burada da gördüğünüz gibi böyle bir istatistiği ben de yeni görüyorum ama raporun içerisinde bunu göreceksiniz. Yani bu nasıl tespit etmişler noktası, bu saha çalışmaları yapıyorlar. Hatta burada biraz daha ilerleyelim. Bakın ya istasyon... Bir katkı da sağlamak tabii, istiyorum ben. Tabii Mehmet Bey. Bu dolmuşların ya da minibüslerin içine yani binildiği zaman insanların da yani engellilerin yanında bir de normal insanların da zorluk çekebileceği şey... Bindiği andan itibaren dolmuşun hareket etmesi. Tabii. Bakın zaten yani bu çok büyük bir çok tehlike. Önemli. Ben bu konuda çok büyük tehlikeler atlattım. Hatta bazı şoförlerle çok büyük kavgalar ettim yani bu yüzden. Ya buna da dikkat çekmek istedim. Tabii aynen öyle. Zaten şurada şöyle bir problem var. Yani biz dolmuş kısmı ile ilgili sorunları ifade ederken dolmuşçular tarafından tabii temsil edilen tarafta haliyle kendini biraz savunma ihtiyacı hissetmişti çalışma gruplarında. Şöyle sonuçlar var. Tabii dolmuşun çalışma mantığında çok fazla sefer yapıp, mekik sefer yapıp çok fazla insan alarak kâra geçiyor. Yani temelde mantık şudur onlarda. Ulaşım kanalı açısından söylüyorum. Ve çok seferli, çok birim taşıyarak ekonomik fayda yaratmaya çalışırlar. Çok birim taşıdıkları için de kısa sürede kâra geçerler. Dolmuşlarda temel sorun şu, yolcuyu almıyor. Bir bırakın yolcuyu, engelli yolcuyu almayı, onu es geçiyor. Yani zaten yaşlı yolcularla ilgili büyük bir sorun var. Özellikle ulaşımda neden mesela ücretsiz? Bu hala tartışılan bir şey yani. Kamunun vermiş olduğu hizmet hala tartışılıyor. Kimler dolmuş şoförleri, yani dolmuş sahipleri tarafından tartışılan bir şey. Bu tartışma açık bir konu bile değil. Yani bugün toplum hizmeti olarak ulaşım hizmeti sunulması noktasında kamunun bu hizmeti bu şekilde sunmasına ilişkin bir tartışma söz konusu bile olamaz. Ama bu da mesela bazı şeyler tarafından, bazı katılımcılar tarafından da eleştiriliyor. Yani bu zaten tartışma konusu değil. Bir de buradaki mantıkta belediyelerin sunmuş olduğu hizmetin dışında bir mantıkla hizmet sunulduğu için dolmuşta özellikle. Dolmuş başlı başına bir kangren haline gelmiş durumda. Ve bu kangrende İstanbul ölçeğindeki istatistiğe baktığımızda da İstanbul'un en yoğun yolcu taşıyanı da dolmuş. Bakın metrobüs değil. Dolmuş. Şu an İstanbul nüfusunun çoğunluğunu dolmuş taşıyor. Ve erişilebilirlik ve kangren olmuş bir sistemi siz en yoğun yolcu olarak taşıdığınız bir sistem yapıyorsunuz. Ve bu sistem güç dengelerini bozduğu için şu an hiçbir şekilde erişimlik standartlarının üzerinde tam olarak uygulayama şeyinizi kaçırıyorsunuz. Yetkinizi de kaçırıyorsunuz.
Haliyle burada güç ellerinde oluyor ve bu tartışmada da bunu kırma hedefi var. Çünkü şunu söylüyor, artık ihale şartnamelerine girecek şekilde, ruhsatlandırmaları girecek şekilde erişilebilirlik standartlarının yerleştirilmesi, zaten strateji belgesinde de okuyacaksınız ve buna ilişkin çalışmaların yapılması da ön plana alındı. Çünkü ya bu ihaleye girecek ya da bu ruhsatı alacak. O ruhsatı alamazsa eğer bu standardı gerçekleştiremiyorsa o faaliyeti zaten yapamayacak. Buradaki gücü de kamu bu şekilde değerlendirme ve bu şekilde düzeltme yöntemine geçiyor. Çünkü ruhsatlandırma çok önemli. Tabii bu da yine belediyelerin kontrolünde. Ha, kim yapıyor bu işi? Gene belediyeler yapıyor. Ama belediyelerin de şöyle bir durumu var. Yani benim gözlemlediğim birçok şehirden birçok belediye mensubuyla da orada tanışma imkanım oldu. Erişilebilirlik noktasında evet eksikler var. Bilgilendirme ve bu noktada sıkıntılar var ama çok iyi birimlerin olduğu da büyük şehirler var. Yani erişilebilirlikle ilgili birimleri oluşturmuş durumdalar. Hocam sormayın. Domjanlı'dan nasıl yaşıyorlar? Çok başka. O da şöyle ulaşım altyapısına giriyor tabii. Kanalları geniş tutmanız gerekiyor. Entegre etmeniz lazım. Bütün kanalları birbirleriyle ve her yere ulaşım noktasında imkan sağladığınızda, farklı altyapı olanakları koyduğunuzda bu sistemi çözüyorsunuz. O da tamamen ulaşım planlamasıyla alakalı bir şey. Yani siz farklı taşıma modlarını entegre ederek ulaşım planlaması yaparsanız zaten bu noktada bazı ulaşım modları arasındaki insanların geçişlerini çok ciddi kontrol altında tutabilirsiniz. Bu da o bölgede bir kayma yaratır. Bir tekelleşme var çünkü başka bir ulaşım kanalı bulamıyor insanlar. Oraya bir raylı sistem ya da başka bir taşıma moduyla erişim sağladığınız andan itibaren insanların taşıma modlarını değiştirme alışkanlığını çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz andan itibaren de zaten oradaki yapıyı kırıyorsunuz. Bunun için de bir yapı ve altyapı gerekiyor. Altyapı yatırımı gerekiyor. Maalesef Türkiye'de de bunun şu aşamada yani İstanbul bacağında uzun vadede, kısa vadede diyelim çok da göremeyeceğiz ama uzun vadedeki planlamalarda da görüyoruz. Çünkü bu da özellikle şimdi dolmuşlardan bahsediyorum ama bir taksi tarafı var tabii. O taksi tarafı tamamen başka bir yapı oluşturmuş durumda. Mesela burada da istasyon türlerine göre erişilebilirlik uyum durumuna baktığınızda yine mesafe ve eğimle yapılmış olan dinamikte yine metrobüs istasyonlarının buna çok uyumlu olduğunu görüyoruz. Tramvayların, metroların, izban istasyonlarının bakın burada istatistiksel olarak çok uygun olduğunu görüyoruz ve en kötü durumda yine otobüs durakları, feribot iskeleleri ve otogarlar zaten başlı başına bir kangren olmuş durumda. Otogarların maalesef kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Yani raporlar zaten bize zaten bunları da söylüyor. Ama şu var, tabii Ilgın'ın da verdiği örnek önemli. Orada da insan hatasından kaynaklanan bir şey var. Yani operasyonun kendi içerisinde şoförün yapmış olduğu manevra ya da şoförün durağa doğru yanaşmamasından kaynaklanan bir problem var. O da işte bilinçlendirme, farkındalık eğitimleri ya da gibi bir sürü noktada şu anda alt olarak çözülmeye çalışılacak başlıklar halinde zaten birazdan konuşacağız. Tabii istasyonlara göre yön bulma mesela. Burada işaretlemeler bizim ulaşım kanalları içerisinde çok önemli. Özellikle entegre taşıma modları arasında yani modlar arasında geçişlerde işaretlemeler her anlamda erişilebilirlik standartlar açısından çok önemli. Ve burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Yine en kötüler otobüs durakları, otogarlar ve feribot iskeleleri olmak üzere karşımıza çıkıyor. Otogarlar son dönemlerde özellikle büyük şehirlerin dışına alınarak ve yeni binalar yapılarak kısmen birazcık daha nasıl diyelim standartlara daha uyumlu hale gelmeye çalışıyor. Ama eski ve atıyorum son dönemlerde yenilenmemiş, yapılmamış otogarlarda maalesef bu nasıl kangren olmuş problemler hala devam ediyor ki bunlardan bir tanesi de yine bizim açımızdan İstanbul Otogarı örnek. Şimdi burada ben şimdi kaldığım yerden kısaca birazcık daha devam edeyim isterseniz. Bu arada hocam, Reza hocam siz beni uyarırsınız ara vermem konusunda. Ben biraz kaptırdım. Çok da keyifli. Öyle bana böyle sorularla geliniyor olması da çok hoşuma gidiyor tabii. Açıklıyorum. Böyle hocam, biraz devam ediyoruz. 8'e kadar dedik. Aman yani bir saat vaktimiz var daha. Ne kadar sunumunuz var bilmiyorum. Sorularla gittiğimiz için belki soru cevap kısmı daha kısa olacak. Evet biraz
birazcık daha şey yapabilirim. Birazcık hani zaten görsellerim biraz fazla. Hani çok kısa onları özetleyerek geçebilirim. Evet. Asıl strateji belgesindeki asıl ana paydayalara geleceğim hızlıca zaten. Şimdi burada yine durak standartları, yani duraklara ilişkin altyapı standartları çok açıkçası burası çok net değil. Biraz önce aslında Talat Hocam da bahsetti yurt dışı örnekleri. Çok farklı örnekler gördük. Yani özellikle durak planlamalarında. Bu şey şu anlamda söylüyorum. Hani cadde ve durak planlaması olarak söylüyorum. Mesela bir tek bir hat üzerindeki durak planlamaları olarak değil. Mesela bir metrobüs, bir tramvay, bir metro sistemindeki durak planlamaları daha kolay. Ama bir cadde üzerinde hareket eden bir otobüs ya da hareket eden bir özellikle otobüs durakları noktasında cadde üzerinde bir planlama başlı başına gerçekten ciddi bir altyapı gerektiriyor ve doğru bir planlama gerektiriyor. Zaten bunların çok farklı alt standartları var. Ama birçok örnek gördük. Birçok örnek içerisinde durağa ilişkin akıllı duraklar dediğimiz bir model geliştiriliyor son yıllarda İstanbul'da. Yani İstanbul örnekleri veriyorum ama belki sizler başka şehirlerde de görüyorsunuzdur. Akıllı duraklar, sesli sinyalizasyon sistemlerinin olduğu, görüntülü, işte hareket eden aracın, otobüsün geldiği süreyi gösteren akıllı sistemlerin olduğu modeller ya da işte şarj edebileceğiniz ünitelerin olduğu işte akıllı durak modelleri şu anda deneniyor. Ki önümüzdeki dönemlerde bu akıllı durak sistemlerine doğru biraz daha kayma göreceğiz. Ama tabii burada temel noktamız şu. Otobüsün yanaşabileceği bir alan, otobüsün yanaşacağı alandan ve rampanın bu anlamda rampanın kullanılabileceği bir alana doğru bir planlama yapılarak otobüsün durağının oluşturulması gerekiyor. Tabii Türkiye'nin en büyük kangrenlerinden biri de maalesef bu. Burada bir görüntü var. Bu görüntüde de bir şehirler arası terminal. Bu şehirler arası terminal yeni bir terminal. Ve gördüğünüz gibi tamamen alan düz ve hiçbir engel yok. Ama zemin problemi var. Çünkü burada da kullanılan zemin de kaymaz zemin ya da kayar zemin. Şimdi burada yapıyorsunuz çok güzel bu standartları uyuyor. Fakat bu sefer malzeme problemi yaşıyorsunuz. Bu da çok tartışılan bir şey. Çünkü malzemelere ilişkin standartlar TSE tarafından onaylanıyor Türkiye'de. Mutlaka bakın bu kesinlikle Türk Standartları Enstitüsü'nün onaylamadığı hiçbir malzemeyi kullanamazsınız. Fakat kullanılan malzemelerde maalesef bu kaymazlık ya da yansıma, bakın bu yansıma da bir problem. Çünkü aydınlatma ile ilgili bir sıkıntı yaratıyor. Ve bunlara dikkat edilerek zeminlerin oluşturulduğu ya da zemin platformlarının planlanması gerekliliği çok fazla ön planda. Özellikle görme engelliler için yüzeylerin, belirtilen yüzeylerin de mesela çok ciddi bir malzeme sıkıntısı var. Burada da kullanılan malzemenin standartlarını... Peki hocam, bu şeyler, bu benim en büyük yaşadığım problemdir mesela. Ona şimdi geldik. Çift kanadyen kullanıyorum ben. Bu benim en büyük problemimdir. Böyle kaygan zeminlerde az önce gösterdiğiniz resimde göründüğü gibi. Evet. Ben iki adım atamam mesela, yani çünkü kayar. Hele bir de ufak bir ıslaklık olsun, o ıslaklığa dikkat etmeyip de bastığım aynen zaman kendimi yerde buluyorum. Peki bununla ilgili ilgili belediyeye ya da kuruluşa dava açma hakkımız var mı? Var tabii ki. Yani şöyle, zemine ilişkin yaşadığınız problemi belediyeye bildirip eğer buna ilişkin bir önlem almıyorsa, önlem almadığını da ortaya koyduktan sonra bunu mahkemeye taşıyabilirsiniz. Ama önce uyarmanız gerekiyor. Çünkü zaten baktığınızda bu doğru. Ama zeminle ilgili kullanıcısı olduğunuz için özellikle, yani kullanma noktasında sizlerden gelen bu geri dönüşü ve bu değerlendirmeyi aldıktan sonra eğer bir düzenleme yapmıyor ya da bu yapmadığı düzenleme ilişkin bir açıklama getirmiyorsa, işte o zaman belediye ile itilafınızı çözebilmeniz için mahkemeye gidebilirsiniz. Çünkü bu kullanım açısından ciddi bir problem oluşturuyor. Yani biz bunu söylüyoruz fakat yaptığı şey ve şu kullandığı zemin TSE tarafından da onaylı. Ama şöyle de önemli bir şey var. Bunun onaylanması noktasında bir sürü testten geçen bu zeminler, bu malzemeler aslında Avrupa standartlarına da uygun zeminler. Yani bu baktığımızda böyle. Ama şunu görüyoruz. Yıllar içerisinde gelişen bir teknoloji de var ve bu teknolojiyle beraber artık zeminlerde kullanılan malzemelerin çok daha iyi olduğunu ve bazı handikaplar yaratan ürünleri de değiştirdiğini görüyoruz. Özellikle mesela raylı sistemlere birazdan örnek de göstereceğim. Raylı sistemlerde kullanılan
işaretlemeler zaman içerisinde değişiklik gösterdi. Şu anda kullanılan malzeme ve kullanılan gösterim ve malzemenin niteliği aslında teknolojiyle beraber gelişen yeni süreçte karşımıza çıkıyor. Eski kullanılan malzemeler hatalı değil ama o zamanki standartlara göre de onların elinde olan teknoloji onu üretiyor. Çünkü bu da gelişiyor. Yani onu da tabii göz ardı etmeyelim. Çünkü araç ve malzemeyle ilgili teknolojiler hala gelişiyor. Yani bu tamam bitti. En iyi bu diye bir kavram henüz olmadı. Araçlarda da yok. Mesela çok farklı taksi örnekleri var. Birazdan göstereceğim. Hatta yine burada da ekleme ya da destek yapabilirsiniz. Mesela şehirler arası otobüslerde inanılmaz bir erişilebilirlik problemi var. Yani engelli yolcunun otobüse binmesi ve otobüs içerisindeki seyahatiyle ilgili yaşadığı problemler artık çığırına çıkmış durumda. Yani şunu diyor otobüs şoförleri, erişilebilirlik standartları bu taşıma aparatı adını veriyor Türkiye bu aparata. Taşıma aparatı engelli bir bireyi tekerlekli sandalyesiyle beraber araca yükselterek, bakın bu zaten özel bir dizayn, kapıdan görmüşsünüzdür. Oradan tekerleğiyle beraber geçiş yapmasını iki türlü taşıma modeli içerisinde görüyoruz. Bir ya koltuğa geçiriyorlar ya da uzun yol olduğu için genellikle koltuk kullanmayı tercih ediyorlar güvenlik açısından. Ama bazen de iç dizaynında, şehirler arası otobüslerde iç dizaynında tekerlekli sandalyeyi güvenli şekilde oraya kilitleyecek şekilde modellemeler de görüyoruz. Ama Türkiye taşıma aparatını uygun görüp bir taşıma aparatı geliştirilmesine yönelik Türk Standartları Enstitüsü'yle beraber bir çalışma yürütüyor. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da bu konuda ciddi bir şeyi var, çalışması var. Zaten onlarla beraber yürütüyorlar. Burada yapılan şey şu, aparat, yani Türkiye'deki durumu anlatıyorum. O aparatla beraber engelli bireyin araca yükseltilerek gelmesi ve sonrasında koltuğa ya da işte koltuk dizaynının içerideki yapının belki sıfır olmasa da belli bir modifikasyonla düzenlenip sonra bireyin içeri alınması. Yani böyle karga tulumba gibi bireyi şehirler arası otobüsün içerisinde taşıma değil, daha çok onun kendisinin şeyle beraber, koltukla beraber yükseltilerek aracın içerisine transfer edilmesi sağlayacak şekilde bir aparat planlaması yapılıyor. Aparatın en son bizim geçen seneki son toplantıda artık Türk Standart Enstitüsü tarafından onaylanan bir hali olduğunu söylüyorduk. Şehirler arasına baktığınızda zaten en büyük karayolunda en büyük kangren bu. Ama demiryolu ve havayoluyla yaptığınız şehirler arası yolculuklarda mesela çok daha başka. Belki bunun gibi değil ama daha hafif problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama bu çok büyük bir problem. Özellikle Türkiye gibi birçok kanalda karayolu taşımacılığını şehirler arasında otobüsle sağlayan bir kanalın bu anlamda yaşadığı problemi çözmemesi çok şey değil. Çok büyük bir kangren oluşturmuş durumda. Burada da mesela şöyle açıklamalar var. Aslında bu standartlara uygun üreticiler tarafından otobüsler üretiliyor. Türkiye'de de üretiliyor. Yani zaten Türkiye'de üretiliyor yani otobüsler ama yurt dışına satılıyor. Neden Türkiye içerisinde bu araçların satışı yok? Çünkü talep yok diyor üretici. Şimdi üretici kendi bakışıyla baktığı zaman talebi olmayan bir şeyi neden Türkiye içerisinde satayım? Ama üretiyor muyum diyor. Evet üretiyorum diyor. Yani üretimdeki standartlarım var. Fakat talebin olmamasından dolayı ben bunu Türkiye'de satmıyorum ve bunu yurt dışına ihraç ediyorum diyor. Aynı sorun dolmuşta da var. Mesela dolmuşlardaki o alçak taban, erişilebilirlik standartlarındaki alçak taban olmasından dolayı araçlar tercih edilmiyor. Neden? Çok basit. Alçak taban olması gerekiyor çünkü zeminle beraber o içerisindeki erişilebilirlik standartlarını oluşturması için. Çünkü bizim yollarımızdaki dizaynlarda sürekli bir engebe var ve bu engebeler yüzünden sürekli dolmuşların altları vuruyor ve dolmuşun altı vurduğu için de alçak tabanlı dolmuş satılması tercih ediliyor. Şimdi bu taraf siz yolları düzeltin. O zaman alçak tabanlı dolmuşları biz de erişilebilir standartlara uygun dolmuşları geçelim diyor. Bu taraf altyapı olarak ben düzeltsem de düzeltmek çok da zor. Yani çünkü yapmışsın o engebeleri koymuşsun o çukurlar var ve dolmuş her yerde. Şimdi böyle bir aslında işte bir şey var bir atışma var yani sürekli ama bu atışmada şey yok. Yani orası haklı ya da burası haklı diye bir şey yok. Olması gereken bu. Bitti. Siz bunu böyle yapmayacaksanız o zaman yapmayın. Girmeyin o işe. Yani o işten para kazanmayın. Bitti. Ben böyle bakıyorum açıkçası. Yani siz
erişebilirlik standartlarına göre bir taşıma faaliyeti yürütmüyorsanız bu iş yapmayın. Ha, nasıl yapacaksınız? Ha, bunun çözüm yolları olabilir. Mesela şehirler arası taşımacılıkta şu çok tartışıldı. Kaç tane araç alalım? Mesela bunlar inanılmaz bir, yani eurolar bu rakamlar, yani bir otobüsün rakamı maliyet olarak gerçekten çok yüksek. Yani bir otobüs değiştirmek, bir otobüsü yenilemek, bunlar ciddi maliyetler. Ama yeniliyorlar mı? Evet, yeniliyorlar. Belli bir süre içerisinde yolcu taşımacılığında araçları yenilemek gerekiyor zaten. Peki kaç tane erişilebilir standartlarına uygun araç alalım mesela? Böyle bir soru var. Yani araç alalım. Yani hepsi erişilebilir olsun. Hepsi erişilebilir olmasına gerek yok. Zaten kaç kişi biniyor ki? Bu sefer de buradan geliyor hikaye. Kaç kişi biniyor? O zaman araç sayısında çok da şeye gerek yok. Hepsini almamıza gerek yok. Filolar da büyük. Bu arada yani araç filoları da inanılmaz yüksek rakamlarda yani. Bugün 10 tane otobüsten bahsetmiyoruz filo sayıları olarak. Bu sefer bunlar arasında sürekli bir şey alışverişi var. Dönüş alışverişi. Tabii burada ne var? Bakanlığın mevzuatları çerçevesinde bunlara taraflar arasında bir çözüm ve bir ortak bir çözüm bulabilme noktasında aracı olma durumu ortaya çıkıyor haliyle. Çünkü burada artık düzenleyici ve denetleyici olan bakanlıklar, tabii burada Ulaşım Altyapı ve Çevre Şehircilik iç içe girmiş durumda erişilebilirlik noktasında. Ve iki tarafta bu projenin bir şeyi, tabii ana sorumlu Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ama Çevre Şehircilik buna çok büyük bir destek veriyor. Ve burada tabii bir uzlaştırmacı rolüyle taraflar arasındaki bu geliş gidişler ve taraflar arasındaki bu şeyleri, oluşan talepleri ve değişimleri de dikkate alıyor. Şöyle, evet var hocam, eğitimle bu işi acaba ne kadar seviyeye getirebiliriz diye bir nokta var. Çünkü her alt grubun çıktılarından, en önemli çıktılarından bir tanesi eğitimdi. Tabii eğitimi şey gibi baktık bizler. Yani ben tabii üniversite boyutunda açıkçası bunun gönüllüsü oldum ilk aşamada. Ama tabii her üniversitede özellikle mimarlık, inşaat tabii önceliklendirdiği alanlar oldu. Özellikle inşaat ve mimarlık alanlarında erişilebilirlikle ilgili bilişim, bu da ön plana çıktı. Bilişim bu üç önemli sahada özellikle bu noktada erişilebilirlikle ilgili eğitim müfredatlarına derslerin girmesi. Hatta Rezerv Cam'ın da bu konuyla ilgili çok güzel bir çalışması oldu. Çok zor bir şey yani müfredatların içerisine bir şey koyabilmek, yani işte erişilebilirlik, buna ilişkin öğrencilere ders verilmesi ve bununla ilgili yapıyı bütün boyutlarıyla ele alabilen bir yapı koyabilmek kolay değil. Ama bu noktada yine bakanlığın da strateji belgesinde eğitim noktası sadece bilinçlendirmenin dışında ilgili sahalarda çalışacak olan öğrencilerde özellikle inşaatta, bilişimde ve mimarlıkta özellikle, ki mimarlıkta kısmen var diye biliyorum ama orada da sanırım zorunlu mu seçimlik mi bilmiyorum açıkçası. Ama burada erişilebilirlik standartlarının ve bu anlamdaki yapılmış olan projelerde bir etken olduğunu zaten bütün alt gruplar altına basa basa çizdi. Buyurun hocam, bir şey mi söyleyecektiniz? Yok. Ben erişilebilirlikle ilgili mimarlıkta Türkiye'de zorunluluk hala yok. Teknik Üniversitede Göksel'in Hoca, Çağrı'nın da çalıştığı Göksel'in Hoca zorunlu bir ders koyduğunu söylemişti yıllar önce. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki ve Avrupa'daki akreditasyon için böyle bir zorunluluk olduğu için Teknik Üniversitede koydu. Başka üniversitelerde koymuş olabilir şu anda. Evet, zaman zaman yok. Pardon hocam. Siz de biliyorsunuz. Zaman YÖK'ten geliyor böyle şeyler. Yani tercih edin diyor. Bizim üniversitede yeni bir mimarlık fakültemiz var biliyorsunuz. Ama onlarda da zorunlu değil. Evet. Şimdi şöyle oluyor. Tabii ben biraz müfredatta çalıştığım için bazı dersleri YÖK dediğimiz gibi o akreditasyon süreçlerinde, yani üniversite boyutlarında uluslararası bir standarda oturtabilmek için ya da önceliklendirdiği alanlar var. Mesela işte önceliklendirdiği alanlar içerisinde bir şey, sosyal sorumluluklara ilişkin işte gençler üzerinde daha bilinçlendirme çalışmaları olsun diye mesela yeni bir ders ekledik bizler. Hatta birçok fakülte koydu. Sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gönüllülük çalışmaları diye bir ders eklendi. Bunu ama seçimlik mi zorunlu olmasına fakülteler karar verdi. Yönetim kurulları karar verdi yani. Ama böyle çalışmalar var. Mesela yine bakanlığın erişilebilirlikle ilgili, yani kendi açımdan ben ulaşım tabii bacağındayım ama erişilebilirlikle ilgili fakültelere ilgili
YÖK'e ilgili bir yazıyla YÖK'ün üzerinden üniversitelere fakültenizle alakalı erişilebilirlikle ilgili ders açılmasına yönelik bir yazı gelmesi durumunda zaten bütün fakülteler müfredatlarına her şekilde seçmeli ya da zorunlu o dersi yerleştirmek zorundalar. Ama tabii bu şu demek açıkçası çok da uzmanlık gerektiren ve ilgili alanlarda zorunluluk halinde artık karşımızda onu görüyoruz yani. Bugün bir mimarlık fakültesinin erişilebilirlik standartlarını zorunlu bir ders çerçevesinde vermemesi anlaşılır gibi değil yani. Çünkü artık bu mevzuatın içerisinde. Yani bugün bir makine mühendisi, mühendislik sahasında çalışacak bir bireyin ya da inşaat mühendisi burada çalışacak kişilerin erişilebilirlik standartları çerçevesinde bu aracı ya da bu işlemi nasıl yapacağı ya da bunu nasıl üreteceği noktasında bir fikrin olmaması çok büyük sıkıntı yaratıyor. Çünkü kişi bunu herkese yönelik olarak planlaması gerektiğine ilişkin bilinci yok. Böyle bir bilinçlenerek bir eğitim sürecinden geçmiyor. Ve bu geçmediği bir eğitim sürecinden böyle bir bilinç bekliyoruz sahaya girdiği zaman. Ben bunu kendi öğrencilerimde görüyorum. İlk derse başladığınızda bir hiç şey oluyorlar. Ne alaka yani işte. Biz genciz. Böyle bir problemimiz yok ki. Yani zaten biz hiç yaşlanmayacağız. Yani böyle bir şeyle geliyorlar. Sonrasında dersler bitiyor ve projeye başlıyorlar. Proje şu, sahaya çıkın. Yani saha derken ben belli bölgeler veriyorum. Gidin metrobüsleri inceleyeceksiniz. 10 durak. Tramvayı inceleyeceksiniz. 10 durak. Şehir arası terminallere gideceksiniz. Şehir arası terminallerin standartlarını inceleyeceksiniz. Her bir şehirdeki, şimdi başka şehirlerdeler mesela. Sunumlar gelmeye başladı. Rize'yi gördüm. Aman tanrım. Yani gerçekten. İşte başka şehirlerde şehirler arası terminalleri görüyorum. Kendi kullandıkları alanlar bunlar aslında öğrencilerin. Ve hiç o gözle bakmadıkları için o standartlar gibi baktıkları şeylerin aslında bilinç olarak da bakmaları gereken ve herkes için bir yapı olması gerektiğini görüyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Diyorlar ki buradan ben geçemiyorum. Artık böyle karşılaştırmaya başladılar. Bu bir başlangıç. Ama bunu ilgili alanlardaki fakültelerin artık zorunlu hale getirilmesi noktasında gerçekten ciddi çalışmalar yapılması lazım. Bakanlıkta da bu zaten alt çalışma gruplarında hep ön planda konulan, hep eğitim noktasının altı çizilen bir sahaydı. Tabii sonuçlar ve buradaki strateji belgesi çok yeni bir belge. Ve bu belgeyle beraber gelişen süreci de takip edeceğiz. Burada evet bir fotoğraf var, burada bir aparat var. Bu aparat şehirler arası bir otobüste engelli bir bireyin yani tekerlekli sandalyeli bir bireyin araca geçmesine ilişkin bir destek aparatı. Bu destekle yukarı çıkıyor ve aracın içerisinde yine bir yardımla içeri güvenli şekilde yerleşmesini sağlıyor. Evet, şimdi yine bir başka örnek göstermek istiyorum. Burada da biraz önce otobüsün orta tarafındaydı aparat. Şimdi şoför tarafından bir geçişli aparat kullanabilirsiniz. Bu da yine engelli bireyler için uygun bir erişilebilirlik standartlarına uygun bir araç. Gördüğünüz gibi manuel mi Ebru hocam bundan? Yok, manuel dizeni. Bir tane ön şeydeki ilk gösterdiğim bu otomatik. İkisinde de otomatik. Çok manuel tercih edilmiyor artık yurt dışında. Yani yapı... Ha, yükseltisi bakımından aracını düşündüm de şimdi şehirler arası araçların yüksekliği bayağı bir... Evet, aynen. Hani yerden, mesafe bakımından. Hani o tarafa nasıl bir lifting yapılmış? Yani merdivenin kenarından bir yapının geçmesinin çok olanaklı olmadığı otobüsler görüyoruz. Yani bir kişi zor geçiyor merdiven. Evet, bizim için aralığından. Zaten şey açısından yani Türkiye'deki otobüslere baktığımızda zaten şöyle dizayn edilmesine çalışılıyor. Var olan aracı biraz modifiye ederek ya da hiç modifiye etmeden oradaki standarda uygun şekilde yerleştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Yani biz aslında tekerlekli sandalyeyle kullanacağımız aparatta ya da onaylanacak olan aparatta tekerlekli sandalyeyle çıkış yok. Geçiş var tekerlekli sandalyeden sonra yükseltip aracın içine alacağız gibi görünüyor. Yani biz tam aparatın son halini açıkçası görmedik. Ama eğer herhangi bir şekilde araç içerisinde geçişle ilgili bir şey yoksa siz söyleyin. Geçişle ilgili yani aracın kapısıyla ilgili bir modifiye durum yoksa dediğiniz gibi yani Çağrı Bey'in de dediği gibi
şey gerekiyor. Dışarıdan bir transfer olacak. Önce tekerlekli sandalyeden sonra içeride de bir transfer daha olacak. Ama buradaki fotoğrafta tekerlekli sandalyeyle beraber bir şey var, giriş var. Yani kişi oradan çıkmıyor. Şimdi yurt dışı örneklerinde şunu gördük. Yani bize gösterilen örneklerde daha çok tekerlekli sandalyenin transferi yapılmıyor. Yani kişi sandalyesinden sürekli bir transfer halinde değil. Sandalyeyle beraber ulaşım aracına ya da ulaşım aracından kaldırıma, kaldırımdan yayaya, yani yaya yoluna doğru bir, yani terminal, yani otobüs garlar için söyleyelim, terminali geçmesi. Hiçbir şekilde sadece araç içerisindeki güvenlik açısından bir geçiş var. Onun dışında her şekilde kişinin, yani yapılan dizayn, tekerlekli sandalyeyle beraber taşınması üzerine dizayn. Böyle bir eğilim son örneklerde var. Ama dediğim gibi daha önce bu çalışmalar mesela daha çok transfer üstüne yapılıyor ya da transfer edebilecek araçlar ve dizaynlar var. Son yıllarda bu dizaynlar birazcık daha farklılaştırılıyor. Bu tabii gelişen zamanla beraber bakış açılarının da değişmesiyle alakalı bir süreç olarak görüyorum ben. Yani bakış açısında değişiyor, işte herkes için deniyor artık, sadece engelli bireyler değil, yaşlı bireylerin de bu problemleri yaşadığını görüyoruz. Mesela Türkiye'de şehirler arası yolcu taşımacılığına baktığımızda yükseklikten dolayı sadece engelli bireyler sorun yaşamıyor bugün. Diz problemi olan, belli bir yaşın üzerinde, hatta Reza Hocam çok iyi bilir, belli bir yaşın üzerindeki bireyler bile oradaki 3 basamağa çıkma problemi yaşıyor. Yani bugün birçok kişi orada destek almaya ihtiyaç duyuyor araca inerken ve binerken. Tabii bu aparatla ilgili çok tartışma var. Yani bu tartışmalar henüz tam sonuçlanmadı açıkçası. Hani aparatı koyduk, ara duraklarda ne yapacağız? İşte mola verdi otobüs. Aparat nerede? Aparatı otobüs mü taşıyacak? Otobüs taşıyacaksa otobüsün içerisinde hem ağırlık yapıyor hem yer kaplıyor. Otobüs taşımayacaksa her mola yerine o aparattan olması gerekiyor. Her terminalde kaç tane aparat olması lazım? Bunların hepsi aslında birbirini besleyen sorular. Bu soruların tabii cevaplarını bekleyen bir sektör var. Bu sektör bunun cevaplarını aldığı zaman yapacağını ve bu düzenlemeleri gerçekleştirdiğini söyleyen bir alan da var. Yani bu standartlar ve bu soruların cevapları da tabii biraz vakit alacak. Bu da gördüğünüz gibi bu fotoğrafta da aslında bir minibüs. Bunu aslında Türkiye'de de görüyoruz. Bu servis aracı. Bir servis aracı arka taraftan yine tekerlekli sandalyeli bireyi içeri alacak şekilde bir dizayn söz konusu. Tabii aparat bazen aracın kendi içinde ya da dışarıdan müdahaleyle yapılıyor ya da dışarıdan müdahale ederek yerleştiriliyor. Bu da bir örnek. Bu tabii şey, farklı örnekler ve farklı, ben de gördüm. Mesela Türkiye'de daha zemine doğru inen ve tekerlekli sandalye bireyi gelerek onu tekrar yükselten yapılar da var. Belediyelerin araçları, özellikle engelli bireyleri taşımak için kullandıkları araçlar, bu anlamda erişilebilirlik standartlarının en uygun araçlar. Ama bugün baktığımızda, bugün servis olarak tanımladığımız, yani çalışanlar, kamu kullandığı servisler ya da özel sektörün kullandığı servislerde aynı standartları göremiyoruz. Hatta burada kamunun servis ihalelerinde bile bu standartlara dahil araçların olmasıyla ilgili maalesef ihale şartnamelerinde eksiklikler var ve kamu çalışanları, kamu engelli çalışanları bile maalesef bu servis hizmetleriyle ilgili problem yaşıyorlar. Yani bugün tartışılan noktada kamunun kendi ihalesinde bile sorun olduğundan dolayı bunlar çok tartışma konusu. Özellikle servis araçları. Şimdi bize çok değişik istatistikler paylaşmışlardı. Benim çok böyle şaşırdığım istatistiklerden bir tanesi, İspanya'nın erişilebilirlik standartları çerçevesinde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biri olduğuydu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Turizm. Turizm. Yani peki nasıl olabilir? Yaşlı turizmi. Yani Avrupa bugün yaşlı turizminde ciddi bir gelir elde edebilecek seviyede. Çünkü neden? Erişilebilirlik standartlarına çok uygun bir dizayn ve bir altyapı oluşturduğu için tercih edildiği nokta yaşlı insanlar için. Yaşlı insanlar kendi konforları ve kendi alanlarına ilişkin bu standartlar olsun istedikleri için haliyle İspanya tercih ediyorlar.
İspanya'nın turizm gelirleri özellikle belli bir yaş üstündeki turistler için çok yüksek. Bunun sebebi bu. Altyapıyı kurduğunuz andan itibaren, mesela Türkiye'de de işte turizmle ilgili bir tartışma vardı. Bize bu istatistik sunuldu. Dendi ki bakın böyle bir gerçek var. Yani siz eğer bu yapıyı otellerinizde, tatil bölgesindeki taşıma modlarınızda, tatil bölgelerindeki altyapılarda çok iyi kurarsanız bu bölgeye gelecek olan turistlerinizin de yapısını değiştirirsiniz. Çünkü artık başka standartlara bakan, başka yapıları arayan turistlerin oraya gelmesini olanak sağlıyorsunuz. Mesela bu da değişik bir bakış açısı. Yani madem sektör, madem ekonomi, madem buysa o zaman bu da artık işe yarayacak bir şey haline gelmiş durumda. Yani bunu eğer donör olarak sunuyorsanız ekonomiyi, bakın burada da çalışan bir sistem oluşturuyorsunuz. Önemli. Yine bu fotoğrafta bir rampa, bir otobüs, belediye otobüsü. Otobüs ve durak arasındaki ilişkiyi göstermek açısından yine rampa. Tabii burada asıl kritik şey şoför ama maalesef oradaki handikaplardan da biraz önce bahsettik. Yine burada ayrı bir rampa sistemi otobüsler için yine aynı şekilde. Bu da otomatik bir rampa sistemi. Bu da kaldırımlar üzerinde kullanılan, görme engelleri için kullanılmış olan yüzeylerin örnekleri. Farklı örnekler, farklı skalalar var. Yalnız burada tabii Türkiye'de kullanılan ve maalesef erişilebilirlik standartlarının belediyeler tarafından çok hızlı bir anda böyle o belirlenen süre içerisinde yetiştirmesini sağlayacak şekilde yapılmış olan çalışmalar inanılmaz kötü örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu aynı şekilde bir yüzey örneği. Yine bu bir metro istasyonundan. Bu zaten şöyle söyleyelim. Yüzey örneklerinin en iyi hallerini, yani en iyi örneklerini diyelim, özellikle metro istasyonları ve tramvayda görüyoruz. Tramvayda daha iyiler, yani metrolarda da iyiler ama mesela son öğrencilerim yaptığı bir çalışma var. Son sanırım son açılan metrolardan bir tanesinde maalesef de kendileri de denemiş. Tekerlekli sandalyeli bir arkadaşlarıyla beraber gidiyorlar. Maalesef trenle arasında, platform arasında boşluk var. Ve bunu oradaki görevliye söylüyorlar. Diyorlar ki burada araçla geldiği durak arasındaki platform arasında ciddi bir, yani ve yeni yapılan bir alan. Maalesef ve fotoğraflamışlar. Gerçekten bir boşluk var ve o boşluk engelli bir, yani tekerlekli sandalyeli bir bireyin geçişini inanılmaz engelliyor. Ve bunu orada hemen tespit edip görevliye bildirmişler. Ve ben de bunu görünce çok şaşırdım. Çok yeni bir şey çünkü. Yeni bir hat. Yeni açılan hatlardan bir tanesi. Ve nasıl bu şekilde bir hata oluşmuş maalesef. Çok üzücü geldi yani. Evet, kesinlikle Talat Hocam. Katılıyorum. Çünkü bu artık sence yani ulaşım noktasını söyleyebilirim. Ulaşım noktasında artık bir engelli ayrımı yok. Yani herkesin artık bu noktada ihtiyacı olan bir yapı, araç konforu, araç güvenliği, yaptığınız yolculuktaki güvenlik hissiniz, konforunuz, bunlar artık tamamen her bireyin artık talep ettiği şeyler. Bugün erişilebilirlik standartlarıyla oluşturulmuş bir aracın sağladığı konforla, ki dolmuş yolculuğunu hepimiz yaşıyoruz, hatta bayağı tehlikeler de geçiriyoruz hepimiz, onun sağladığı konfor arasında ciddi farklar oluşuyor. Ve bu artık bir yolcu taşımacılığı içerisinde bir birey olarak ve toplu taşımayı kullanan bireyler olarak bizim artık zaruri ihtiyaçlarımız, hepimizin zaruri ihtiyacı. Yani bugün yüksek basamaklı bir araca binmek zorunda değiliz. Kimse yüksek basamaklı bir araçta o kadar ergonomik olmayan bir adım atmak zorunda değil. Bugün herkes için geçerli bu. Çünkü burada sadece fiziksel engelden bahsetmiyoruz. Birçok kişisel olarak engel türü var ve bunlar içerisinde görünmeyen birçok engel var ve bunların hepsini aslında biz bu standartlarla engelliyoruz. Yani bir problem, bir kaza, herhangi bir şekilde güvenliği tehlikeye atacak bir durumu engeller hale geliyoruz. Yine tabii bizim aslında çok önemli bir nokta bilgilendirme panoları. Burada yine bilgilendirme panosu var görme engelleri için. Fakat burada tabii Türkiye'de bilgilendirme noktasında en iyi alanlar yine biraz önce de bahsettiğimiz metrolar ve tramvaylar.
çok bu noktada altyapıları çok iyi oluşturmuş durumdalar. Bu arada Rezercan'ım hiç ara vermedim ama isterseniz verebilirim ya da katılacağınız bilmiyorum. Ramazan olduğu için 8 civarında da iftar oluyor. O yüzden evet. Hani ben biraz zaten bitirelim diye toparlıyorum. Evet. Zaten birazcık toparlıyorum hızlıca. Hı. Şimdi tamam. Burada yapılmış bir çalışma var 2011 yılında TÜİK tarafından. Aslında bu çalışmaların çok daha yani bir akademisyen olarak çok daha her yıl gerçekleştirilmesi ve karşılaştırma olarak yapılması tabii en büyük arzum, en büyük temennim ama yine 2011 yılında bir çalışma var. Engellerin erişilebilirlik sorunuyla ilgili. Genellikle yüksek oranda yani %66.9-67 gibi bir oranda özellikle yollar ve yaya kaldırımlarından en çok sorun yaşadıklarını. Konutlar yine buna bağlı olarak yine %66 seviyesinde, alışveriş mekanları %59 seviyesinde ve kamu binalarında %58 seviyesinde bir erişilebilirlik sorunuyla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bir istatistik var. Ama bu tabii biraz eski bir istatistik ama hani 10 yıl içerisinde acaba bu oranlar ne kadar değişti diye de bir soruyorum. Çok da büyük bir değişim olduğunu zannetmiyorum. En azından yollar ve yaya kaldırımı açısından çok büyük bir değişiklik olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hani bilemiyorum konutlar ve kamu binaları noktasında ihalelerde artık birazcık daha dikkatli bir çalışma yapılıyor. Daha dikkat ediliyor. Daha işte düzenleme denetleme olduğu için standartlara uygun yapılar. En azından tekrar bir düzenleme hali var. Bu önemli bir nokta ama yine de tabii sıkıntı. Şimdi ulaşım noktasına baktığımızda da yaşadığımız problemleri analiz etmiş bir çalışma ve görmüş ki %52 seviyesinde kaldırım yok. %46 kaldırım seviyesinin çok yüksek olduğundan, %33 de rampa probleminden, %23 yaya geçidinin uygun olmamasından ve buna bağlı olarak işte yüzeyler, kullanışsız toplu taşıma, yaya geçitlerindeki problemler, hissedilebilir yüzeylerin olmaması, istasyonların mevcut olmaması gibi sorunlarla bir skala oluşturmuşlar. Tabii burada temel sorunumuz kaldırım yok. Kaldırım varsa da zaten işlevsel değil ki buna ilişkin de bir şeyimiz var. Yine bir bozuk hissedilebilir yüzey gördüğümüz binlerce örnekten bir tanesi. İşte bu tamamen burada zaten fotoğrafta bozuk bir hissedilebilir yüzey var. Kırılmış, üzeri hasarlanmış, birbirleriyle olan ilişkisi tamamen kesilmiş. Yani çünkü kişinin kullanımına uygun olmayan bir hissedilebilir yüzey. Yine başka bir fotoğraf. Bakın bu çok gördüğümüz bir şey. Yani bunun kaldırımın üzerinde bir süs bitkisi görüyoruz. Büyük bir vazosuyla, vazo mu diyoruz hocam bunu ne diyoruz bilmiyorum. Yani büyük bir bitkinin yerleştirildiği büyük bir alan var. Ve o tamamen kaldırımın ortasında dizayn edilmiş. Peyzaj ya da yapıcılar ya da burada çalışanların bu konudaki bilinçsiz bir hareketi. Tabii bu noktada çok gördüğümüz bir şey yani. Buraya direk de koyuyoruz. Ortalarına yani kaldırımın ortasına direkler, ağaçlar. Yani ağaç çok güzel bir şey diyoruz ama kaldırımın ortasına koyuyoruz. Böyle bir standart yok. Yani okey ama kaldırımın ortasında bir ağaç modeli yok. Yani bugün yeni yapılan bölgelerde de belediye çalışmalarını görüyoruz. Yeni yapılmış, yeni bir alan, mimari yeni açılmış fakat kaldırımın ortasında bir ağaçla peyzaj yapılıyor. Böyle bir çalışma yok. Uygun bir çalışma değil ki buradaki örnekte de bu fotoğrafta da görüyoruz. Gerçekten kaldırım dizaynı güzel, düz alan, yeni yapılan bir alan ama ağaç ortada. O zaman erişilebilirlik standartına uygun bir örnek değil zaten. Burada yine aynı şekilde bozuk bir kaldırım var. Bozuk kaldırımda bir parçalanma var. Tamamen bir rampa gibi bir beton atılmış, rampa olarak oluşturulan bir beton fakat bozuk ve tamamen eğimle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil ve neredeyse burada sadece engelli bireyi geçtik. Yani normal bir bireyin bile yürümesi imkansız halde bir örnek. Burada yine bir yaya geçidi. Yaya geçidi ama şimdi bakın burada yaya geçiyorsunuz. Yaya olarak işaretleme var. Karşıdan karşıya geçeceğiz. İşaretlememiz var. Fakat yolun ortasında bir engelimiz var. Ne diyoruz o arada geçiş sağlayacağımız ve yolun öbür tarafına karşı şeridine geçerken kullanılan kısımda bir kısıtlama var. Bazen de maalesef erişilebilirlik olarak gördüğümüz ya da doğru dizayn edilmiş şeyler, yapılar ya da yaya geçitleri, işte araçların girmemesi ya da başka problemlerden ötürü bozuluyor.
Evet, çok teşekkür ederim. Orta refüj. Orta refüj tamamen kapatılmış ve herhangi bir şekilde standartlara uygun şekilde ayarlanmamış ve büyük olasılıkla oradan araba geçmesin diye orta refüj küçültülüyor. Bakın burada da böyle şeyler var. Mesela yaya geçidi belediyelerin mesela en büyük problemi yaya geçidini yapıyoruz. Standardı koyuyoruz. Tabii ki yaya geçidi için o arayı açıyoruz ama araç oradan U dönüş yapıyor. Böyle yaya geçidini hiçe sayan bir yapı. Yaya geçidi var. Işık yok sadece. Daha yaya ile ilgili olan süreci yönetemediğimiz bir şey. Ve araç oradan U geçiş yaptığı için orta refüji bu şekilde daraltıyorlar. Mesela bu da belediyelerin araç geçmesin diye kendilerince buldukları bir çözüm aslında. Ama tabii bu çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi burada yaşanan sorunlardan aslında bahsettim. Bunları çok fazla da konuştuk ki içimizde de zaten bu sorunlara ilişkin. Aslında ben biraz burada hızlanacağım. Daha çok biraz soru cevaba da vakit kalsın istiyorum. Hatta bir arkadaşımız da söz istedi. Onu da isterseniz sunumun sonunda vereyim. Yaşanan sorunlardan zaten bahsettik. Rampalar, duraklar, işte yüzey problemlerimiz, kaldırımlara park eden araçlar, asansörlerin sıkıntısı. Çünkü burada her bir duraktaki dizayn değişiyor biliyorsunuz. Metroysa mutlaka asansör sistemleri kullanmak zorundasınız engelli bireyler için. Şöyle bir böyle bir analizimiz olmuş. Öğrencilerimiz metro istasyonlarını incelerken şöyle şeyler yapmışlar uygulamada. Haliyle kendilerini ben çünkü öyle dedim. Yani kendinizi bir engelli birey olarak hayal edin ve oraya girmeye çalışın. Yani metroya girmeye çalışın, metrodan çıkmaya çalışın. Mesela her bir kapı için denemişler. Bir tane şeyde, bir tane istasyonda engellilerle ilgili asansöre gidiyorlar. Asansörün geldiği katta çıkışa gitmek imkansız. Yani nasıl bir dizayn diyorum yani. Asansör geliyor kata. Diyor ki hocam asansör geliyor kata. Katta iniyorsunuz ve siz yürüyen merdivenlere gidiyorsunuz tekrar. Yani asansör bir üst katı çıkmıyor. Sizi çıkışa getirmiyor mesela. Böyle kullanıcıların yaşayabileceği problemleri mesela. Kendileri de deneyerek yaşadılar. Mesela böyle şeyleri görünce şey olmuşlar, şaşırmışlar. Mesela bazı çalışanlar çok bilinçli cevap vermiş. Onlara çok yardımcı olmuş. Bazı çalışanlar bizim ne demek istediğimizi hiç anlamadılar diyorlar. Yani böyle mesela ara ara gördüğümüz aslında yapılar var. Yani Türkiye'de de böyle uygulama örnekleri görüyoruz. Yine sorunlardan bahsettik. Şimdi burada tabii şöyle, bakanlığın da strateji belgesinde temel alt başlıklar var. Özellikle bir farkındalık, bir toplumsal farkındalık ve bütün kullanıcılara ait farkındalık. Bu arada engelli bireyler de dahil bu farkındalık eğitimlerine. Çünkü engelli bireylerin de aynı şekilde kendi haklarına yönelik farkındalıklarının sağlanarak bunların da kamu otoriteleri tarafından yapılmasına ilişkin süreçleri aslında talep ederek yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir şeyle geliyor sektör, ulaşım sektörü. Talep yok. Niye talep yok? Çünkü sen uygun değilsin. O diyor ki hayır talep gelsin ben uygun olurum diyor yani. Çünkü orada ekonomik bakıyor. O iş ekonomik bakış açısıyla olacak bir iş değil. Ama tabii geldiği noktada ekonomik bir bakış açısı geliştirdiği için bu da talebin olmadığı anlamında olarak yorumluyor. Öyle bir şey yok. Talebi oluşturmak gerekiyor ve talebi oluşturacak kişi de yine bunun ihtiyacını belirleyecek olan bireyler ve bu konuda talep yaratacaklar. En azından ulaşım modeli için bunu söyleyebilirim. Tabii bilişim sistemleri yine ulaşım kanallarında önemli. Özellikle araç içerisinde ve duraklardaki teknolojilerle beraber bilişim sistemlerinin kullanılması, sesli sistemler, görsel sistemler, buna bağlı olmak üzere araçlardaki kullanılan aparatlardaki teknolojiler bu bizi önemli derecede erişilebilirlik standartlarına uygun hale getiriyor. Tabii bizim için önemli olan bir şey daha var ulaşımda, veri. Yani ne kadar kişi kullanıyor, ne kadar kişi bu konu kullanımından memnun ya da kaç kişi üzerinde tercih ediliyor, hangi yolları tercih ettikleri, yayaların bu noktadaki kullandığı alanlar, yaya alanlarına ilişkin çalışmalar. Şu an bütün akıllı şehirler dediğimiz, aslında yeni bir kavramdı demeyelim de, son günlerde çok popüler bir kavram. Bu akıllı şehirlerin aslında temel içeriğinde erişilebilirlik kavramı birebir geçiyor. Yani bir akıllı şehir kavramı olarak konuştuğumuzda birçok standardın içinde barındırdığı bir şehir tasarımı olarak gördüğümüz yapıda erişilebilirlik çok önemli maddelerden bir tanesi. Artık bir şehrin planlanması içerisinde olması gereken olmazsa olmazlardan biri olarak karşımıza
çıkan bir yapı zaten. Bu da bilişimle beraber birleşince zaten otomatik olarak bir veri sistemi oluşturuyor. Akıllı şehirlerin en büyük özelliğinden bir tanesi de bu. Bilişim sistemleriyle entegre ettiğiniz andan itibaren şehri artık veri sizin için big data olmaya başlıyor. Ve bu da yine erişilebilirlik için önemli bir nokta. Tabii ki denetleme. Denetlemede şu aşamada mevcut durum analizlerini yapılarak bunların yetkilendirilmesiyle ilgili mekanizmaların belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması temel hedefler arasında. Tabii ki altyapılar, altyapılarda özellikle iyileştirmeler, bütçelerin bu anlamda ayrılması, gerekli teknik personelin, bakın altyapı işindeki teknik personellerin özellikle eğitilmesi ve durak ve kaldırımların yenilenerek yeniden dizayn edilmesi, gerekiyorsa sökülüp tekrar yapılması üzerine bir altyapı ihtiyacı söz konusu. Araçlardaki uyumluluk, biraz önce de konuştuk zaten, özellikle erişilebilir kriterlere uygun halde araçların dizayn edilmesi ve bu anlamdaki teknolojilerin de hem üreticiler hem de tüketiciler noktasında uygun şekilde birbirini tamamlaması. Burada en önemli noktalardan bir tanesi entegrasyon. Yani hem şehirler arası hem de şehir içi taşımada yolcunun şehir farklı modlar arasındaki geçişini sağlayacak şekilde uygun entegrasyonun dizayn edilmesi ve buna uygun şekilde erişilebilirlik standartlarının içine alacak şekilde planlama yapılması önemli başlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor strateji belgesinde de. Yine tabii en başta da söyledim, soru cevap kısmını için biraz ufaktan hız yaptım ama soru cevapta umarım daha şey olacağız, etkin olacağız birbirimize. Bu bir zincir. Bu zincirde hiçbir yani halkalar birbirini takip ediyor ve halkaların biri bozulduğu anda maalesef zincirin dinamiğini bozuyoruz. Evet, şurada bir Çağrı Artan Bey var. Evet, Çağrı Bey. Evet, evet. Evet, istersen hocam, bir dakika Çağrı'dan önce bizim Enga ders grubundan sorusu olan var mı acaba? Çünkü onların da hani bazen soruları oluyor ve süre yetmiyor. Herhalde yok gibi görünüyor. O zaman Çağrı'ya söz verelim. Benim de sonra bir sorum var hocam. Tamam hocam. Tamam. Ya teşekkür ederim Ebru hocam. Öncelikle olabildiğince kapsamlı ele aldınız. Ki başlı başına sempozyum aslında konusu bana kalırsa bu. Evet. Ve bu kadar kısa bir zaman diliminde yapılan onca çalışmayı dile getirmek şahsen takdir ettiğim, tebrik ettiğim bir durum. Teşekkür ediyorum emeğiniz ve uğraşınız için. Zaten anahtar şeyi ben söyleyecektim. Fikirlerimiz paylaşıyormuş birbirinin görüşünü. Özellikle bu işin bir zincir olduğunun bilincinde olan insanların sizler gibi daha çok olmasını diliyorum. Bu tür çalışmaları yürüten yapıların içerisinde. Çünkü az önce konuştuğumuz temel birçok şeyin temeli insan faktörünün toplumsal bazdaki kültürün bir kere yeti farklılıklarını bir engele dönüşmemesini sağlayacak hale gelmesi gerekiyor. Yani katkım burada sınırlı kalsın. Zaten tekrara düşmek istemiyorum ama ya bunun çözümü için bence sadece ulaştırma altyapı, çevre şehircilik değil, politika bazında daha üst düzey bir takım farkındalıklar gerekliliği var. Halen üzülerek görüyorum ki sosyal kapsayıcılık açısından bir alt grup, yeti farklılıkları olan insanlar, engelli kardeşlerimiz, engellimiz, engellilerimiz diye nitelenip sahiplenilen ve üstten şeylerle ortaya konan bakış açılarının maalesef üst düzey katılımdan böyle göründüğünü ifade etmek istiyorum bir ucundan kıyısına aktivist olarak. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu tür çalışmalar planlanırken şeffaflığının daha da arttırılabilmesi üzere bir şey yapılıyor mu? Nihayetinde bu ulusal çapta bir proje anladığım kadarıyla. Evet. Farklı STO, yani sivil toplum örgütlerinin farklı var. Alanda yeti farklılıkları olan insanların katılımları çok önemli. Bir de engellilik bazında ne tür acaba şeyler, ya buna doğrudan hakim olamayacağınızı düşünüyorum, öngörüyorum da. Hani bu tür işlerde benim gözlemlediğim, tesadüfen bir anketle haberim oldu bu Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın böyle bir projesi olduğundan. Sanırım bir ya da iki yıl önce
başladı değil mi bu proje? Evet, aşağı yukarı öyle bir şey. 2 yıl önce falan. Evet, yani tesadüfen öyle haberim oldu. Artı işte yüksek hızlı trende bir refakatçi sisteminin apar topar herhalde faaliyete geçtiğini görerek bu projeye dayandırmıştım. Şuna geleceğim. Ya bu tür projelerde görev alan ve sözlerine, görüşlerine danışılan engelli seçimi acaba neye göre yapılıyor? Ya birçok noktada gördüğüm şey gerçekten birçok ya burada çok tevazulu konuşmaya çalışıyorum da destekleyici olmayan ve sadece kullanımdan ibaret olan, yani o alanı kullanımdan ibaret olan son kullanıcının yanı sıra o alana merakı olan, o alanda bir şeyleri daha iyiye götürmek için farklı fikirleri olan engelli insanlara biraz daha başvurulsa, ille bu iş için bir uzmanlık gerekliliği varsa bu deneyimdir bence. Yani kullanım sıklığı. Ama tabii maalesef bunu denetleyebilecek, bunu öngörüp ortaya koyacak bir sistem ne derece mümkün? Çünkü engellilik bazında da federasyonlar ve konfederasyonlar bazında bakanlık anladığım kadarıyla muhatap alıp onları tanıyor. Aynen. İşte buralarda da zincirin az önce söylediğiniz o engelli bireylerin farkındalığı tarafı devreye giriyor. Çünkü çoğu kişinin yola çıktığında daha iyiye gitmesi için fikir beyanından çok çok uzak olduğu halde oralarda olduğunu ben bizzat biliyorum. Ya bu da üzüntü duyduğum bir şey. Umarım daha nitelikli, daha etkin, daha aktivist ve hak temelli bilince sahip engelliler biraz daha bu tür projelerde yer alır. Çok vaktinizi aldım. Bütün katılımcıların affına sığınıyorum. Ama bu son söylediğim çok önemli ve bunun acısını yemin olun alta da tavandan tabana giden işler olduğu için bunlar herkes çekiyor. Ya burada temel mesele engelli olanların bilinçlenmesi, hak temelliliğin ne olduğunu, yardımın ne olduğunu, ücretsiz ulaşımdan daha önemli sorunların olduğunu. Temel meselemiz bu çünkü. Ücretsizlik mevzu bahisse herkes için olmasından yanayım ben ulaşım hakkının. O ayrı bir konu. Ama engelli, nitelikli engelli geri bildirimine çok ihtiyaç var. Çünkü bu milyonların doğru harcanmasını da etkileyecek bir süreç. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp söz verdiğiniz ve görüşlerimi dinlediğiniz için. Çağrı'ya bir ekleme yapabilir miyim hocam izninizle? Tabii. Çağrı benim aklımdan geçenleri okudu belki de. Ben... Aşağı yukarı benzer şeyler paylaştığınız için. Evet, yani onun etkisi vardır. Yani kesinlikle katılıyorum sonuna kadar. Örneğin şöyle bir örnek yaşandı. Metro için anlatıyorum bu hikayeyi. Ben değildim ama yakın bir arkadaşım görevli olarak gittiği için ondan direkt bilgi alıyorum. Metro görevlilerine engellilere nasıl davranacağı ilişkin eğitim verilmiş. Fakat eğitim veren kişi hepimizin aslında tanıdığı ama ismini vermeyeceğim biraz da meşhur bir kişi. Bizler sanırız yani. O eğitimi şu şekilde vermiş. Engelliyi görün, asansöre götürün. Körü görün, asansöre götürün. Ondan sonra bir arkadaşımız da, o da kör bir arkadaşımız, demiş ki yani bu şekilde olmaması gerekir, sorulması gerekir deyince de işte önce sizin güvenliğiniz, bildiğimiz klasik trajedi moduna geçilmiş. Şimdi dediği gibi yani bu tür deneyimi yaşayan insanların hakikaten aktivist insanlardan bir miktar olması lazım ama Türkiye'deki STK ve benzerinde durumunu düşündüğümüzde bizlere pek denk gelmez herhalde bu tür deneyimleri yaşamak. Yani bizler anlatsak, ben bazen yaşadığımda güvenlik görevlilerini anlatıyorum. Bakın beyefendi, hanımefendi, böyle davranırsanız çok daha iyi olur. Lisan münasiple anlatıyorum. Ama onlar eğitim bu şekilde aldıkları için koldan tutup hiçbir şey sormadan asansöre sürüklemeye çalışıyorlar. Ben de şu örneği veriyorum. Biz sizle yemeğe gitsek, siz bana hiçbir şey sormadan ne içeceğinize, içeceğime siz karar verseniz hoş olur mu diyorum. Haklısınız diyor. Ve sohbet bu şekilde devam ediyor. Yani Çağrı'nın dediği doğru. Doğru kişilerle deneyimlerin, doğru eğitimlerin verilmesi lazım. Her zaman savunduğumuz şey, benim hep söylediğim şey, Türkiye'deki engellilikle ilgili sorunun en büyük kaynağı engellilerin kendisi olduğunu düşünmekteyim. Önce onların da öz savunucunun gelişmesi lazım. Tabii istemeleri gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim Ilgın. Çağrı, sana da çok teşekkür ederim. Bu konuda size kesinlikle katılıyorum. Tabii bakanlık nezdinde o bakış açısı var. Yani zaten kurum olarak baktığınızda bir
STK'lar tabii arada çok önemli bir fonksiyona sahipler ve STK'lardan tabii ki çok ciddi temsilciler vardı. Özellikle hani şu an isim veremeyeceğim belki ama her bir işte omurilik felçlerinden yaşlılarla ilgili STK'lardan engellilerle ilgili federasyon ve konfederasyon temsilcileri de vardı haliyle. Ama tabii şu var, yani bakanlığın kime ve nasıl ulaşmasıyla ilgili süreci tabii ki bir bürokrasi ve bir protokolle yürütüyor haliyle. Yani üniversitelere de ulaşması noktasında yine aynı şeyi kullanıyor. Yani yazıyı yazıyor, yazıyla ilgili bilgili birimler, yani bizim açımızdan öyle mesela rektörlük yazıyor, ilgili birimlere, ilgili birimlerden de bir isim gidiyor. Ya da işte isim gidemiyor ya da başka bir isim gidiyor gibi bir sürü süreç devreye giriyor açıkçası. Burada tabii bakanlık çok ciddi bir sayıda herkesi içine alabilecek kapasiteye sahip bir grup kurmaya çalıştı haliyle. Ben aslında çok başarılı olduğunu düşünüyorum proje olarak ve alt çalışma gruplarının çalışma dinamikleri olarak. Gerçekten sizin gibi şu an sizin söylemlerinizin çok daha radikal söylemlerini orada duydum, dinledim. Tabii seminer kapsamında olmadığı için belki başka ortamlarda da tartışabiliriz. Biraz kendi kişisel görüşlerimi de sundum. Ama Ilgın'ın biraz önce bahsettiği, aslında ekonomik olarak baktığınızda herkese bedava olsun ifadesi, neden bize bedava olsun gibi tartışmaları da orada yaşadık açıkçası. Çünkü bu bir kamu politikası ama bu politikada da bir ayrımlaştırıcı bir yapı var gibi. Tartışmaları yapan, gerçekten ciddi anlamda da engellilerin bu noktadaki görüşlerini aktivist olarak da savunan kişiler vardı, emin olun. Ve ciddi tartışmaların olduğu alt gruplarda bir tanesi de bizdik. Özellikle karayolu en hararetli tartışmaların olduğu alandı. Hatta bazı çalışma gruplarını mobil olarak destek veren engelli şeyler vardı, aktivistler vardı. Biraz bizde, biraz orada, biraz orada her bir çalışma grubunu ayrı ayrı takip eden engelliler, bu anlamda aktivistler, bu anlamda farklı bir bakış açısı sunan kişiler vardı. Bir bakıyorduk bizim oturumumuzda, sonra başka bir oturumu daha gitmiş dinlemiş, sonra dönmüş bize gelmiş. Böyle biz karma gruplarla da çalıştık. Bir bütün halini birleştirip de çalıştık. Böyle çok aslında model olarak güzel bir modeldi. Ama tabii herkese bu noktada ulaşması böyle bir projede zor. Ama şöyle bir şey var. Yani benim bildiğim kadarıyla bakanlıkların bu eğiticinin eğitimleriyle ilgili projesini eğer hayata geçirebilirse çok daha etkin ve yaygınlaştırıcı bir bilinçlendirme seminerler serisi oluşturacaklar. Hatta geçen yaz bir böyle bir seminer yine düzenledi. 3 günlük birçok katılımcının olduğu bir bilinçlendirme semineri açtılar tekrar. Birçok katılımcıya davetler gitti. Birçok katılımcı dinlendi. Birçok eğitim içeriğiyle materyaller paylaşıldı. Yine böyle şeyler bakanlıkta birazcık daha etkin ve dinamik şekilde yapılmaya devam ediyor. Ama yeterli mi? Tabii bu tartışılır yani. Yeterli mi değil? Daha hocam çok özür dileyerek, temel mesele yapılan her ne hizmet olursa olsun bunun bir dayatmaya dönüşmemesini sağlamak. Yani bireysel farklılıklar ama her zaman geçer akçe bu olmalı. Her ne hizmet planlanıyorsa planlansın, güvenlik, başka bir şey gerekçesiyle eğer ki gerçekten yolculuk riskini ciddi manada tehlikeye atacak bir durum yoksa, ki bunun da tabii ki okuması geniş. Ama burada temel mesele kabule yönelik, teklif ve kabul. Yani oradan soruyu sor, öbür taraf onaylıyorsa ona göre o hizmeti ona sun. Ya bunu dayatma. Özellikle havacılık dediniz ya, evet. Havacılığın temelinde bu halen var. Her ne kadar belki ya siz çok farklı yerleri görüp deneyimlediyseniz de havacılıkta görünen o nispeten iyi tablonun içinde altta ciddi sıkıntılar var. Bilahare ben iletişim ilginizi Resavcı'dan talep edip bir sizinle istişarede bulunmak istiyorum. Ben de alt öyle. Çalışma gruplarına bu tür görüşler bari buralardan gitsin. Şöyle o bir bilinçlendirme faaliyeti aslında. Ben şimdi bir bakış açısı olarak şöyle görüyorum. Çok haklısın. Kesinlikle bir dayatma olduğunu ben de, bir kamu politikası diyorum zaten dikkat edersen. Yani bu bir politika. Evet. Bunun içerisinde ne var? Mevzuat, yasal sorumluluk, yönetmelikler gibi şeyler geliyor. Yani sektöre baktığınızda bunu neden yapıyor? Bu dayatma olmazsa yapmaz. Ama bilinçli bir hareket oluşturabilmek için bile daha ilkokuldan başlayarak bu bilinci eğittiğiniz andan varsayıyorum ki bunu, hadi diyelim bunu biz başardık. Hala Reza Hocam da seminerin başında dedi,
özel eğitimciler mesela. Daha bu noktaları aşamadık. Bir bilinç değişimi sağlayabilmemiz için en az 3 nesil lazım. Bugün doğru bir stratejiyle bu bilinci oluşturabilmek için koyduk diyelim. Eğittik, eğitiyoruz. Bu bilinç geldi. Bunu anlatıyoruz. Doğru, Ilgın'ın da biraz önce bahsettiği gibi doğru şekilde anlatıyoruz. Ki bunu doğru şekilde anlatan insan sayısı gerçekten az. Bu da bir gerçek. Bunu anlattık. 3 nesil Çağrı. 3 nesil ancak bizim yaptığımız doğru hareketi bilinç olarak oluşturup bunu bir davranış modeli haline getirmesi için gereken süre. Yani evet evet, ayaklarım yere basıyor. Bu konuda sizinle evet, aynı fikri evet. paylaşıyorum zaten. Siz sosyoloji okuyorsun. Zaten burada çok güzel göreceksin sosyolojide. Orada sana zaten bunu oluşturabilmek için yüzyıllar gerektiğini söyleyecek. Aslında şu anda biz Türkiye açısından baktığımızda bilinçlenme noktasında emekliyoruz. Yani daha hiçbir şeye başlamadık. Ben şu an üniversitede bunu üniversite öğrencilerimle deniyorum. Bu bir deney benim için bu ders açıkçası. Benim ilgi alanıma giren bir konuydu. Bir anda bu iş başka bir boyuta geldi. Reza Hocam sağ olsun yıllarca beraber gönüllü olarak çalıştık. Sonrasında ben gördüğüm şeyi söylüyorum. 18 yaşlı bir, yani 18 yaş, 19 yaş bir gruba bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ana hak temelliliği anlatıyorum. İlk defa böyle bir cümle duyuyor. Yani ilk defa duyuyor. Hak temelli bir yaklaşım diyoruz. Herkes diyoruz. Ya sadece engelli demiyoruz. İşte dezavantajlı grup diyoruz. Mesela bu ifadeleri yeni duyan, mesela bunu ne zaman duydunuz diyorum. Yok. Hiç duydunuz mu diyorum. Bir iki kişi. Mesela işte yaşlının hakkı olur mu diyorum. Mesela yaşlıların bir hakkı var mıdır sizce diyorum. Mesela çok değişik bakış açıları geliyor. Yani bugün metrobüste yer verme kavgasının olduğu ilk sene, bunu tabii bunu uzaktan yürütüyorum 2 yıldır. İlk sene fiziksel olarak ders anlatırken metrobüsteki yaşlıya yer verme kavgalarını bir ders boyunca dinledim. Yani gençlerin bakışını görmeye çalışıyorum çünkü. Ben kendi kuşağımla ilgili bir yerlerdeyim ama onlar nerede? Çünkü onlar gelecek. Zaten şunu söylüyorum onlara da. Diyorum ki sizler bu dersi aldıktan sonra yaşlandığınızda haklarınızı bildiğiniz için bunları savunacaksınız. Ben yaşlılara güveniyorum. Engellilere değil bu arada. Reza Hoca'ya hep söylüyorum. Yani evet, bazı hakları elde etmek için çok uğraşılıyor. Çok büyük bir mücadele ve çok büyük saygı duyuyorum. Ama bazı şeyleri elde edebilecek olan kitle, nüfus olarak büyüyen kitle olan yaşlılar. Bizler, yani geleceğin yaşlıları. Ben de bu kitleye geleceğim. Çok bir şey kalmadı. Yani o kitle aslında talebi yaratacak. Yani işin kısmını onlar söküp alacaklar ve hızlı ivmeyi onlar sağlayacak. Benim biraz burada biraz değişik bir bakış açım var. Böyle çok bazen söyleyince böyle herkes şaşırıyor. Nasıl yani falan. Öyle görüyorum çünkü. Yapı erişilebilirlik benim için sadece engelli bireyleri kapsayan bir kavramın ötesinde bir kavram. O yüzden genel olarak toplum içerisinde bunu sağlayacak olan dinamikte engelliler bunu söke söke alıyor. Evet, ama bu dinamiği ve o gücü verecek olan kitle nüfus olarak yaşlı. Çünkü çok doğru bir yaklaşım Ebru Hocam. Tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim hocam. Bu geliyor çünkü hep bunu duyuyoruz. Kimse talep etmiyor. Yaşlı talep edecek çünkü nüfusu artıyor. İsteyecek senden. Çıkmak istemeyecek o 3 merdiveni artık. Böyle geleceksin. Seni buna o zorlayacak. İstediği kadar kamu mevzuat çıkarsın, yasal düzenleme, ceza kessin. Hiç umurunda değil gerçekten. Çünkü sirkülasyona bakıyor sistem. Bugün dolmuş şoförü kaç tane müşteri taşıdığına bakıyor. Müşterilerin ortalama yaş kitlesine baktığı zaman çalışan nüfus ve genç nüfus ortalama yaş 35-40. Onlar zaten inip binebiliyor. İnip binemeyen kitleyi taşımaya başlayınca ne yapacak? Nasıl yapacak? Onları taşıması gerekiyor çünkü onlar arttı. Bu sefer değiştirecek mecburen. Pardon, yani... araya girebilir miyim? Tabii tabii. Çok özür dilerim. Ben bir kamu kurumunda emekli oldum. Çalıştığım kamu kurumu da belediye. Biliyorsunuz altyapılar konusunda. Evet, hep onlar. Ama şöyle de bir durum var. Çalıştığım belediyenin binası, alt tarafta dükkanlar, ikinci katta bizim çalıştığımız mekan. En üst katta da üst idari bölümünün yeri vardı. Ben bu ikinci kata çıkıncaya kadar merdivenler dışarıdandı. Kuruma ben 2002 yılında geldim. 2018 yılında da emekli oldum. Ben
o merdivenleri mütemadiyen 16 yıl, 17 yıl çıktım. İndim, çıktım, indim, çıktım her gün. Ki bunu o belediye başkanının gözü önünde yaptım bunları. Birçok defa dile getirdik. Yani buraya bir bakın biz belediyeyiz. Bunların öncelik yapmak zorundayız bu tür konularda. Sadece engelli bireyler için değil. Yani buraya çıkmak isteyen, su faturası ödemek isteyen, vergisini ödemek isteyen yaşlılar da gelip gidiyor. Yani bunları göz önünde bulundurmak zorundayız diyerek. Ama yapılmadı. Sonraki dönemlerde işte son seçimlerde başkan değişti ki ben emekli oldum ondan sonra. Başkan değiştikten sonra yani ben şükür ki diyorum bilinçli bir başkanmış ki o asansörü yaptırdı sonunda. Ama ben emekli olduktan sonra yaptırdı. Siz bu dinliyorum hocam buyurun. Yok buyurun buyurun. Yani siz bu farkındalığı yaratmadıktan sonra bu 16-18 yıl ve daha öncesinde bundan sonra o kişilerle nasıl irtibat kuracaksınız? Nasıl bir araya geleceksiniz? Tabii onda kesinlikle hemfikiriz. Yani zaten bu farkındalık, bilinçlendirme işin başında zaten olacak. Yani ondan zaten vazgeçilmiş ya da olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yani toplumsal olarak zaten bir dinamiğin içerisinde paydaşlar olarak yaşıyorsak ve bu şu andaki dünyamızda artık mega kentler içerisinde yaşayan bir bütünleştirilmiş bir yapı içinde de yerleştirildiysek ki dünya nüfusunun bundan 10 yıl sonra yaklaşık %80'i, %90'ına yakının artık şehirlerde yaşayacağı üzerine bir yapılanma ve planlama var. Bu sistem içerisinde herkesi bir bütünsel olarak ele alan bir planlama içinde olması gerektiğini şu anda zaten bütün dünya tartışıyor. Yani bu zaten bilinçlenme bu işin en önemli ve en olmazsa olmaz parçası. Ama bu bilinçlenme hep tartışılan bir şeydi. Komisyonlarda da tartışıldı. Daha eğitimin ilk aşamasından beri verilmesi gereken bir eğitim. O yüzden de karma eğitim tartışılıyor, özel eğitim tartışılıyor. Kişilerin artık toplum içerisinde başka insanları olan farkındalığı ve bakış açısıyla ilgili eğitimler tartışılıyor. Bunlar hep tartışılıyor zaten. Ve bu geldiğimiz noktada artık bireyler şu andaki bakış açılarıyla devam edemeyeceklerini, yöneticiler özellikle, bu bakış açılarıyla devam edemeyeceklerinin de farkındalar. Edemeyecekler. Edemezlerdi zaten. Mümkün değil. Yani o 16 yıl direniyor çünkü o gelişimin tam ivmesinde bir yerlerde kaldı. Orada idare etti. Ama bundan sonra gelen yöneticilerin, bundan sonra gelen bireylerin, herhangi bir kurumun, hiç fark etmez. Kamu kuruluşu olsun, belediye olsun, üniversiteler olsun. Bunları aşabilecek ya da bunları göz ardı edebilecek bir durumu söz konusu değil. Ha, bilinçlenme seviyesi yüksek seviye mi olur? Daha mı az olur? Daha mı az yapar? Daha mı çok yapar? Bu tartışılır. Ama bunu göz ardı edilecek şekilde yeni bir yönetim şekli ben öngörmüyorum açıkçası. Ki bunu çalışma gruplarında da gördüm. Birçok birey, birçok kurum kendi kurumunda artık bunu baskılıyor. Böyle yapılması gerekiyor. Bu şikayet edilir. Böyle yapmazsanız bundan ceza yeriz. Bu iyi karşılanmaz. Zaten şu anda sosyal medyada hemen fotoğraflanıp gösterilmesi, şikayet edilmesi bunlar zaten çok ciddi şeyler. Etki tepki meseleleri haline geldi. Bu aşamadan sonra işte benim artık hani belki bu noktada biraz şey davranıyorum. Biraz da iyimser bakıyorum duruma. Yeni ivmede yani yeni öngördüğümüz şeylerde, öngörülerimizde böyle bir yöneticilik zaten ne kadar göz ardı edeceksiniz daha? Edemezsiniz artık. Göz ardı edebilecek durumu çoktan geçtik. Ama istediğimiz ivmede oluşur mu bu bilinçlenme? O biraz vakit alacak. Ama gelecek tabii. Tabii bu temennimiz. Yani benim en büyük temennilerimden bir tanesi. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Çok süreyi de aşmak istemiyoruz. Ben evet. Bir soru soracaktım. Biliyorsunuz akademik danışmanlarımızla yaptığımız toplantılarda da geçen sene İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sorunu olarak ortaya çıkan Beyazıt Meydanı'nın erişilebilir olmayışından kaynaklanan sıkıntılar var. Biz bunlarla ilgili tekrar yazışmaları yaptıktan sonra yine belediyeden muhtat bir yanıt geldi. Ve bunun anıtlar kurulunla ilgili takıldığı yanıtı geldi. Bununla ilgili
çalışmalar devam ediyor ve biz bunu çözmeye çalışıyoruz dendi ve Beyazıt Meydanı şu anda böyle öğrencilerimiz açısından sadece Beyazıt Meydanı değil, metrodan çıkıp kampüse doğru yürümek isteyen öğrencilerimiz açısından da erişilebilir değil. Bu anlamda buralarda ve sizin çalıştığınız ulaşılabilirlikle ilgili çalışma grubunda navigasyon sistemleriyle ilgili bir şey var mı? Yani biz var, evet. Bir proje yapsak bunun hani hem mali boyutu hem projelendirme boyutu, yani arkadan benim aklıma bu geliyor. Madem bu hala belediye bunu çözmüyor, belki biz kendi çözümümüzü bir projeyle veya başka bir şeyle, hani burada bir navigasyon sistemini oluşturacak şekilde çözmeye çalışabiliriz. Bunun yeri var mı? Sizden onu öğrenebilir miyiz? Şimdi hocam bu tabii bir fon gerektiren bir proje. Belli bir fon olması lazım. Şimdi bakanlığın bu noktada çok bildiğim kadarıyla fonları verebilecek bir şey yok. Proje şey yok, kapsamı yok ama çevre şehirciliğin zaman zaman bazı projeleri bu şekilde, özellikle engellere yönelik projelerde kapsamı aldığını biliyorum fonları. Ama dediğim gibi bu aslında yaptığınız bilişimle birleştirdiğiniz bir proje olduğu için bu tabii belli bir çözüme, belli bir bölgede yaşanan probleme ilişkin bir çözüm olarak karşınıza çıkıyor. İşte burada belediye ile işbirliği gerçekleştirerek belki geliştirilen bir proje halinde ya da sadece bölgesel değil, işte İstanbul odaklı bir proje haline getirerek daha büyük ölçekli bir proje oluşturulması noktasında farklı destek veren kuruluşlara başvurulabilir. Ama bir tek Beyazıt Meydanı üzerine bir proje yapısı maalesef fon bulmakta zorlanır bence. Ama İstanbul odağında farklı merkezlerin, farklı ulaşım kanalları üzerine bir navigasyon ya da buna ilişkin bir bilgilendirme sistemi aslında bu proje kapsamında da gündeme gelen bir projeydi. Ve bakanlığın özellikle bilişim altyapısı noktasında vereceği desteklerde burada zaten alt başlıklarda da oluşturdular. Çünkü bu navigasyon sistemlerinin özellikle hem engellilerde hem de normal, yani her kullanıcı için kullanılabilitesinin yükselmesi ve kullanım açısından her şeyi daha kolaylaştırması olarak baktığımızda önemli bir model olduğunu görüyoruz ki belediyeler zaten bu noktada çok da kullanıyorlar bu tür modelleri. Entegre de ediyorlar kendi modellerine. O yüzden belediye ortaklığı işbirliğiyle, bakanlıkla işbirliği geliştirilmiş daha büyük kapsamlı bir projeyle çok rahat getirilebilir hocam. Belki öyle bir şey de önümüzdeki yıllarda, yani bizim belki sizlerin, işte mimarlık fakültemizin ve diğer bilişim, evet, çok taraflı bir proje belediye falan. Hocam. Buyurun. Ilgın, aklıma şimdi geldi de bir şey. Entegre etmek deyince Ebru Hocam. Çağrı da bilir, Mobi ETT diye bir uygulaması var Büyükşehir Belediyesi'nin. Acaba Çağrı ne dersin? Teknik anlamda benden daha iyisindir bu konularda. O uygulamaya tramvaydan, metrodan, işte bir takım RFID gibi çeşitli alıcı verici sistemleriyle, çünkü Beyazıt Meydanı'nda örneğin körler için hiçbir işaret noktası yok. Bomboş büyük bir meydan. O uygulamalara ek yapılarak İstanbul Üniversitesi kısmı eklenerek böyle bir geliştirme için kovalayabilir miyiz acaba çözümü? Şimdi aklıma geldi yani. Var olan yani bu var. Konuyu uzatacak belki istemeden, evet, dahil oluyorum. Ama biz teknik üniversitede bunu açık alanda deneyimledik. Herhangi bir ek donanım olmaksızın GPS ve pusula gibi telefonun kendi donanımı kullanılarak bu dış mekanda da rahatlıkla uygulanabilen bir şey. Sadece harita, uygun harita çizimlerinin uygun birimlerden temin edilmesi ve ilgili o işin ehli olan ekiplerle çalışılması gerek ki bize bu projeyi uygulayan yapı maalesef 2019'da bir sosyal sorumluluk projesi üzerinden başlatıldığı için, altını çiziyorum, maalesef kapandı. Ama SDK denen bu yazılımların içlerine entegre edilebilecek şekilde bu geliştirmeyi ilgili şirket yapmaya devam ediyor. Örneği İstanbul Havalimanı'nda var. Devamlılığı tabii, orası kapalı alan olsa da hani şirket faal, onu demeye çalışıyorum. Yani geliştirmenin Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanmasının önünü alan teknik bir uygulama pürüzü yok. Bürokratik taraf halledilirse
Bunun olmamasını engelleyecek başka bir sorun yok. Minimum düzeyde bile olsa kurtarıcı olur. Onu ifade etmek istedim ama şu sosyal sorumluluk meselesi çok önemli. Bizim memleket bunu yanlış anlıyor. Sürdürülebilirliği sosyal sorumluluktan bağımsız ele aldıkları için bu tür şeyler lağ oluyor. Teşekkür ederim. Evet, belki Ilgın sonra bunu, ben tabii çok algılama şeyim yüksek değil burada. Yani nasıl bir şey olduğunu biraz anlar gibi oldum ama belki daha sonra konuşuruz bunu Ebru Hoca'yla da. Evet. Değerlendirelim tabii hocam, yani bu yapıya bir bakıp tekrar bir proje aşamasına da gelebilir yani. Tabii belki burada evet. İlgili ekiplerle görüştürebilirim yani, aracı olabilirim arzu ettiğiniz takdirde. Böyle TÜBİTAK projeleri falan da oluyor hocam. Yani yaygınlaştırıcı etkisini arttırdığınız projeler, özellikle sadece İstanbul dışında da başka şehirlerde, başka belediyelerle de mesela yürütebileceğiniz projeler olabiliyor. Öyle bir proje noktasında uygulayıcı bir partner bulduğunuz andan itibaren aslında bu şey önemli bir şey haline geliyor. Birçok partner zaten bir sürü projede en önemli şey. Çoklu partnerle çalışıyor olmanız. Zaten çoklu partner projeleri bunlar. Yani bakanlıkta da zaten bu söylendi. Yani bugün federasyon dışına alamayız, üniversite dışına alamayız, bakanlığın yetkili kuruluşlarının dışına alamadığımız birçok partnerin içinde olması gereken projeler zaten. Bugün bakanlık yoksa zaten proje eksik bir tarafta kalıyor. Üniversite yoksa eksik kalıyor. Engelli yaşlı bireyler yoksa eksik tarafta kalıyor. Hepsini bir bütün halinde aslında kombine edilen önemli ve değerli projeler. O yüzden hani üzerine çalışılıp farklı partnerlerle geliştirilmiş güzel projeler haline gelebilir. Peki, bugün ulaşım erişilebilirliğini dinledik Ebru Hoca'dan. Çok yeni kavramlar öğrendik. Zincir kavramı benim için biraz bildiğim bir şeydi ama artık benimseyeceğim. Bu anlamda ulaşım açısından güzel bir stratejik plan yapıldığını öğrendik. Belki uygulama ile ilgili de daha önümüzdeki birkaç yıl içinde daha farklı gelişmeler Türkiye'de olacak. Ümit verici gelişmeler bunlar ve biz de İstanbul Üniversitesi adına bu gelişmelerin içinde tam da odağında olan bu değerli ve genç öğretim üyemize, bizi temsil ettiği için ve çok güzel bir şekilde temsil ettiği için, bize de bu bilgileri ilk ağızdan aktardığı için gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Herhalde bu son seminerimiz bayram öncesi. Ben bütün katılımcılarımın ve sevgili öğrencilerimin ve değerli hocalarımın bayramını kutluyorum. Hepimiz sağlıklı bir bayram geçirelim dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. İyi bayramlar diliyorum ben de herkese. Sabrınızdan ötürü ayrıca teşekkür ederim. Biraz hızlı konuştum galiba ama gördüğünüz gibi süreyi anca toparlayabildik. İnşallah başka ortamlarda, başka yerlerde de görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İyi bayramlar herkese. Akademik açıdan bu işi en gerçekçi ele alan, en bilinçli ele alan insanlardan biriydiniz hocam benim karşılaştığım. O yüzden kendimi çok mutlu ve gururlu addediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı veren en uygar ekibine. Her zaman da bekliyorum. Reza Hocam da zaten bilgiler var şu an. Vedaya geçtik. Paylaşabiliriz. Lütfen iletişime geçmekten kesinlikle çekinmeyin. Çalışmalarınızda destek vermek isterim. Öğrencilerim var. Öğrencilerle saha çalışmalarında sizlerin çalışmalarınıza da destek verebiliriz. Çünkü gerçekten oradan güzel bir ekip çıkıyor her sene. Bu ekipler benim çalışma sahalarımda da bana destek oluyorlar. Sizlere de destek vermek isteriz çalışmalarınızda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyoruz. Evet, i̇yi akşamlar herkese. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.